Şimdi biliyorsunuz her Ramazan'da Kadir Gecesi var. Ve bu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından rivayet edilen bir zaman diliminde meydana geliyor. Kadir Gecesi'nin Ramazan'da olduğu kesin. Neden kesin? Çünkü biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde inmiştir. Allahü Teala Kadr suresinde diyor ki Estağfirullah inna enzelnahu fi leyletil kadr. Onu Kadir gecesinde indirdik diyor. Kadir gecesinin Ramazan'da olduğunu da Bakara suresinin 185. ayetinden biliyoruz. Diyor ki orada Allahü Teala Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı içerisinde Kur'an'ın indirilmiş olduğu aydır. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in içerisinde son 10 günde aranması gerektiğine dair hadis-i şerifler var. Bu son 10 güne işaret eden, yani son 10 gün demeyelim de yani 10 gece, son 10 gecede deniyor. Çünkü Kadir gece olduğu için günde değil gecede aranıyor. Şimdi Fecr suresine bakıyoruz. Allahü Teala diyor ki vel fecr ve leyalin aşr. Fecre ve 10 güne yemin olsun deniyor. El fecr ve leyalin aşr. Fecr suresi ilk ayetleri. Fecr suresinin ilk ayetleri. Vel fecr vel fecri ve leyalin aşrin. Şimdi el fecr kelimesini kullandığımız zaman acaba biz ne anlayacağız? Yani el fecr'den birkaç şey anlaşılır da bilinen bir fecr olur ki her sabah sabah namazının ve orucun başlama vakti. Sabah namazının ve orucun başlama vakti olarak el fecr var. Şimdi mesela şu anda aklıma geldi. Ne derece doğru olur olmaz tabii şeyler buradaki ve bizi dinleyen dinlemeyen bütün hocalar için de sormuş olayım yani hem anlatırken hem de şey yaparken burada el fecr dediğine göre bu el fecr bir şey ifade ediyor olması lazım. Mekke'den Mekki olması lazım değil mi olsun? Mekki olacak evet. Tamam. Şimdi Mekki olan o el fecr acaba ne ifade ediyor? Şimdi Mekke'de inen İsra suresi var. Ve Kur'an el fecr kelimesi geçiyor. O fecrin Kur'an'ı. O fecrin Kur'an'ı kelimesi işte Kur'an kelimesi bir araya gelme anlamını taşıdığı için fecirdeki ışıkların toplandığı zamanı anlıyoruz da şu anda aklıma gelen hani ve kulu ve şrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecr. O fecirden siyah iplik beyaz iplikten size göre kesin olarak ayrılıncaya kadar yiyin için. Şimdi bu fecir acaba Fecr suresindeki fecirle bir alakası var mı? Yani öyle bir soru olarak sormuş olayım. Düşünmüş olmak için sadece soruyorum. Yani
hatta matarifecir diye bütün bu kadar suresi. Ha bak şimdi bak. Açılınca açılıyor. Ama oradaki el fecr genel bir fecir de olabilir. Hatta mutta el fecr yani el fecr el mu'tat manasında da olabilir. Yani bu fecrin belki Ramazan'da bir ilişkisi olur mu olmaz mı? Bunun üzerine düşünmekte fayda var. Ama orada ve leyalin aşrin diyor. Ve leyalin aşrin diyor. Fecirde 10 gece 10 geceye dikkat çekiyor. Şimdi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de bulunduğu süre içerisinde 10 gece olarak sürekli üzerinde durduğu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesini biliyoruz. Ve itikaf bir yerde durmak manasına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesini itikafla geçiriyor. Ve itikaftan çıkışı da bayram sabahı oluyor. Bunun manasını da inşallah biraz sonra anlatmaya çalışacağım. Resulullah'ın sürekli üzerinde durduğu bu son o yani veleyalin aşrin dediği zaman Cenab-ı Hak ona yemin ettiğine göre bir önemi olması lazım. Büyük bir önemi olması lazım. Burada da bizim için asıl örnek Resulullah'tır. Çünkü Allah-u Teala eğer bir hata yapmış olsaydı yani bu 10 geceyi Ramazan'ın son 10 gecesi değil de başka bir zamanda yapsaydı Cenab-ı Hak onu mutlaka uyaracaktı. Uyarmadığına göre bu artık bizim için örnek bir davranış biçimi olarak ortaya çıkmış oluyor. Onun için şeyde de itikafla ilgili ayetin oruç ayetinin içerisinde olması da bu açıdan çok mühim. Onu biliyorsunuz Bakara 187. ayette Cenab-ı Hak diyor ki وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Siz mescitlerde itikaf halindeyken eşlerinizle mübaşerette bulunmayın. Yani ilişkide bulunmayın. Şimdi Ramazan gecelerinde refeth size helal kılınmış diyor اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ Ramazan günlerinin gecelerinde eşlerinize refes size helal kılınmıştır. Refes dediğimiz cinsel içerikli söz. Şimdi akla gelen şudur. Acaba bu söz mü helal? Yani oruç tutan kişi böyle bir sözle söyleyemeyecek mi eşine karşı? O devamından bu işin o refesin manasının ne olduğunu mübaşeret olarak yani karı koca ilişkisi olarak Cenab-ı Hak açıklamış oluyor ki bu defa insanları rahatlatıyor. Ve la tübaşiru. Sonra da felâne bâşiruhun ne diyor. Artık diyor onlarla ilişkiye girebilirsiniz. Ramazan gecelerinde onu Ramazan'ın başındaki sohbette biliyorsunuz. Ayrıntılı olarak anlatmaya çalışmıştık. Ramazan ayı baştan sona kadar yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden uzak kalma ayı idi diğer ümmetlerde. Ama ümmet-i Muhammed de başlangıçta o şekilde oruç tuttu. Sonra Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e Ramazan geceleri karı koca ilişkisini helal kıldı. Yine ümmeti Muhammed'e has olmak üzere fecre kadar orucu yemeği uzatmayı helal kıldı. Şimdi böyle helalken itikaf sırasında karı koca ilişkisinin helal olmadığını Allah-u Teala bize bildiriyor. Yani kişi o itikafda tamamen ibadete kapandığı için وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ Eşlerinizle ilişkiye girmeyin. وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Mescitlerde itikafta olduğunuz sırada diyor. Şimdi Resulullah da son 10 günde itikafta bulunduğuna göre şeyde veleyalin aşrin de bunu en fazla buna uygun düşüyor.
Velayen Nasrin ile ilgili ikinci bir anlayış da biliyorsunuz, şeyin ilk 10 günüdür. Zilhicce'nin. O Zilhicce'nin ilk 10 günüyle ilgili elimizde 9 oluyor yani. 10 gece dediğiniz zaman da olmuyor. Yani onu toparlayamıyorsunuz orada. Dolayısıyla uygun olan şeyde de 29-30 çeker falan ama yani gece dediğiniz veleyalini açtığınız o zaman bir gün öncesinden başlatırsın eğer Ramazansa. Yani son 10 gece olarak biz biliyoruz yani 29 olsun 30 olsun. Şimdi burada ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son 10 günde arayın Kadir gecesini dediğine göre son 10 günde olması lazım. Bunda mutlaka Kur'an-ı Kerim'de bir işareti vardır. Ama bakalım ne zaman onu bulmak nasip olur. Bir vaazda camide diyor ki ben daha önce duymamıştım. Bu şeyde Kadir suresinde 3 defa Leyletül Kadir ifadesi geçiyor. Leyletül Kadir'de 9 harf vardır. 3 kere 9 27'dir. Dolayısıyla 27. gecedir diye bir hesap yapmışım. İstersen sen şu Leyletül Kadir'e bir bak kaç tane harf var. Baktım ben 9 tane Leyletül Kadir 9 harf. Tam 9 harf. İlhamla falan mı? Evet hepsi 9 harf. 3 kere geçiyor o surede diyor. O da 27 eder diyor. Gerçi bizim için onlar delil değil ama. Soyadı Bahçeli mi? Evet. Bazenler de şöyle diyor. Bu kelime olarak saydığımızda salamın 26. hiye 27. kelime. Hiye o geceye gittiği için 27. gecesi diyor. Hiye. Ben de saydım öyle denk çıkıyor zaten. İnna adın başladığımız zaman kelimesi. O zaman ikisi üst üste geldi ama biz şimdi hurufu oluruz o zaman. Daha sağlam deliller ona bulmak şey, lazım. Zahiriler diyor ki huve min taraifil vesvas diyor. Bu açıklamayı mı? Şeytanın nesnesidir bu diyor. Yani bu tür şeyler zaten elinde bir gerekçe olacak ki ama bunlar bize delil olmaz. Şimdi ama şu gerçek yani bir gece ve Ramazan-ı Şerif'in içerisinde. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in içerisindeki bu gece niye Leyletül Kadr neden önemli oluyor? Kadr biliyorsunuz ölçü manasına, takdir manasına geliyor. Güç ve kuvvet verme manasına geliyor. Yani sınırları, mesela bir şeyin sınırlarını çiziyorsunuz. Şöyle düşünün, mesela şeyden, biyolojiden birçoğumuz biliyoruz. İşte hücre. Hücrenin bir cidarı var. Tamam, Allah her bir hücreye bir ölçü koymuş. Hücrenin içerisinde işte bir takım işte proton, nötron dedikleri işte bir takım şeyler var artık neyse. Onun detaylarını uzmanları daha iyi bilir. Bir de hücrenin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın yerleştirdiği bir güç var. Şimdi bu şeye de konan ölçüye de kadir deniyor, içerisine konan güce de, kuvvete de kadir deniyor. Hani Allah yarattığı her şeyin hem ölçüsünü belirliyor hem de her bir şeyin içine bir güç ve kuvvet koyuyor. İşte mesela işte atomu parçaladıkları için küçücük bir atomdan çok büyük bir enerjinin ortaya çıktığını biz biliyoruz. İşte onu Cenab-ı Hak o şeyin içerisine koyuyor. Yani halakahu önce yaratıyor, yani şeklini belirliyor. Halakahu, halk şekli, şekil belirlemek manasına demek. Fekadderahu, arkasından onun ölçülerini koyuyor ve gücünü ve kuvvetini yerleştiriyor. Bu iş kelimenin sözlük ve Kur'an-ı Kerim'deki anlamı. Şimdi Leyletül Kadir dediğimiz zaman da bir takım ölçülerin belirlendiği bir gece. Biz işte Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Biliyoruz ki bu Allah-u Teala herhangi bir yerde bir şeyi özet olarak bildirmişse bir başka yerde ayrıntı vermiştir. Yani Estağfirullah kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani özet hükümler Türkçe bakımından anlayabilmek için. Yani muhtasar müfid Arapça ifadesiyle.
özet ve manası vazı bir takım hükümler. Ama açıklamaya ihtiyacı var. Yani onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Anlaşılmayan bir tarafı var mı? Evet, tamam. Ama arkada hemen soru geliyor. Peki Kadir Gecesi ne demek, değil mi? Onun için bunun da açıklanmasına ihtiyacı var. Sümme fussilet, sonra açıklanmıştır. Bu sonra bizim bildiğimiz manadaki sonra değil yani. Türkçede de kullanırız. Ya şunu 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 yap, bak sonra şunu da yap. Orada bir zaman şeyi değil yani. Bunu da unutma manasına kullanılır. Yani aynı zamanda onunla birlikte. Onunla birlikte manasına kullanılır. Yani bütün dillerde var. Biz şimdi şeylerde, yani siz çocukluğumuzdan beri bize okuttukları Arapça şeylerde sümmelit terahi şey yapıyoruz. Sümme efendim daha sonra ifade eder deyince birçok ayeti anlama imkan ortadan kalkıyor. Halbuki Arapçada sümme tememtü şey ecemaatuhu manasına, yani sümme aynı anda yapma manasına da gelebiliyor. Sümme kâne minellezîne âmenû ve tevassav bis sabri ve tevassav bil merhame. Aynı zamanda müminlerden olması, sabrı tavsiye etmesi ve merhameti tavsiye etmesi şeklinde. Yani bu terahi manası olduğu için çok sayıda ayetin anlamı kayboluyor yani. Ve maalesef bakıyorum müfessirler de bunu atlamışlar. Meal yapanlar da bunu atlamışlar. Bu çok ciddi sıkıntıya sebep oluyor. Onun için kitabun uhkimet ayatü thumme fussilet. Yani ayetleri evet özet hükümler olarak var ama aynı zamanda açıklanmıştır da bu hükümler. Böyle özet olarak kalmamıştır. Peki açıklayan kim? Milledun hakimin habir. Hakim ve habir tarafından Hud suresinin ilk ayetleri açıklanmıştır. Yani Allahü Teala tarafından açıklanmıştır. Açıklamayı niye Allah yapıyor? Ellâ te'abudû illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye Allah yapıyor. Şimdi Allah'tan başkasına kulluk dediğiniz zaman iş gerçekten çok terse dönüyor. Dini bir konu bakıyorsunuz ki başka taraflara kaymış gitmiş. Açıklamayı bak mesela şimdi şurada size ayet-i kerimelerin Allah tarafından nasıl açıklandığını anlatmaya çalışıyorum. Ama ben kendime göre açıklarsam benim muhatabım bana güvendiği için benim açıklamamı kimin açıklaması kabul edecek? Allah'ın açıklaması sayacak. Zannedecek ki Cenab-ı Hakk'ın muradı budur zannedecek, değil mi? O zaman beni kimin yerine koyacak? Allah'ın yerine koyacak. Benim sözüme uyduğu zaman Allah'ın sözüne uyduğunu zannedecek. Peki bu dinimizde nasıl bir günahtır? En büyük günahtır. Yani kişinin kendisini Allah'ın yerine koyması o hoca açısından yapılabilecek en büyük günahtır. Karşınızdakini de saptırmış oluyorsunuz. Belki karşınızdaki Cenab-ı Hakk'ın yanında mazur olabilir. Gerçeği öğrenene kadar. Ben ne bileyim ayet okudu anlattı ben de senin emrini zannettim diyebilir değil mi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda? Ama onu açıklayan diyebilir mi bunu? Bunun böyle bir şey söylemeye hakkı yok. Şimdi maalesef bizim şu tefsirlere bakın. Yani ne kadar tefsir varsa açıklamayı Allah mı yapıyor o müfessirler mi yapıyor? Mesela sizin okuduğunuz tefsirlerden İsterseniz şunu ağzınıza şey yapın da. Mesela siz epeyce tefsir okudunuz. Nesefi'yi tercüme ettiniz. Nesefi meşhur bir tefsirdir. Açıklamalar yani ayet ayette mi açıklanıyor yoksa ulema mı açıklıyor? Ayet ayetle açıklanmıyor. Böyle bir şey yok. Kesinlikle. Kesinlikle yok. Şimdi mesela bizim şeyde tefsir usulünde bir şey vardır. Dederler, ikiye ayrılır tefsir şeyi, rivayet tefsiri ve dirayet tefsiri diye. Şimdi rivayet tefsirinde en meşhur olan İbn Kesir değil mi? Peki bunlarda Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması var mı? Böyle bir şey söz konusu değil. Onlara rivayet denmesinin sebebi Resulullah'tan gelen hadisler, bir de sahabeden ve tabiinden gelen rivayetler. Onları esas alıyor.
Ha onları esas alması güzel. Güzel de bir şey yerine yerleştirebilmek için bir kere temeli düzgün kurmak lazım. Yani siz ayeti ayetle açıklamadıktan sonra o Resulullah'tan gelen hadisi anlayamazsınız. Koymanız gereken yere koyamazsınız. Sahabenin sözünü de konması gereken yere koyamazsınız. Şimdi mesela işte bize en fazla itirazlar yapılıyor. Ki sen Cuma'yı Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Diyanet TV'de 3 arkadaşımız çıktı. Hatta sunucu da fıkıh hocasıymış. 4 arkadaşımız isim vermeden bize şey yaptılar yani. Saldırmaya çalıştılar ama bir türlü başarılı olamadılar. Tamam, elbette bizi eleştirmeleri son derece güzel. Biz bunu, bizim istediğimiz bu zaten. Eleştirsinler de. Önce bizim uyguladığımız yöntemi maalesef gereği gibi anlatmıyorlar. Yani bizi anlatırmış gibi yapıyorlar. Sokaktaki herhangi bir kişinin onlara yaptıkları itirazı örnek veriyorlar. Tamam, bizim söylediğimiz herhangi bir şey örnek verin. Mesela bizim söylediğimiz herhangi bir şey örnek vermeye kalkıştılar, iş bozuldu. Mesela orucun kazası var mı? Namazın kazası var mı? Teravih namazı ve şey, kefaret olunca çoğunluk aynen bizim dediğimiz gibi dedi. Dolayısıyla şeyler bir yöntem farkımız var. İşte o yöntem Kur'an-ı Kerim'in emri olan yöntemdir. Allah'ın farz kılmış olduğu yöntemdir. Allah'ın farz kıldığı yöntem çok ağır bir mesuliyet yüklüyor, değil mi? Çok ağır bir mesuliyet yüklüyor. O ağır mesuliyet ne? Aksi takdirde kendini Allah'ın yerine koymuş olursun diyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman o müfessirlerin tamamı kendini Allah'ın yerine koymuş olmuyor mu? En büyük günah işlemiş oluyor. Artık da o adamın tefsirinden ne bekliyorsun sen? Mealler de öyle. Meallere anlam verirken ayetler arası ilişkiye bakmıyorlar. Şimdi geçen de bir ara şey yapmış olayım, bir örnek olsun diye söyleyeyim. Şimdi bir iftara davetliydik, ben oraya gitmedim. Çünkü gittiğim zaman herkesin rahatsız olacağını biliyordum yani. Ama Servet gitmiş. O da bayındır yani bu şimdi. Bu defa onu görünce daha rahat bir şekilde açılma olmuş. Ben olsam biraz çekinirler ama onu görünce çekinmeden konuşmuşlar. Mesela o söylenen sözlerden bir tanesi şu: kardeşim elem taraya bile acayip mana veriyor. Ebabil'e ne diyor falan diye. Tayran Ebabil. Şimdi gerçekten haklılar. Bizim Elemtera suresine verdiğimiz meali çok eskilere giderseniz bulursunuz. Yani sahabe dönemine giderseniz bulursunuz. Ama ondan sonra bulamazsınız. Çünkü sahabe dönemi hakikaten Resulullah sahabeyi o kadar güzel yetiştirmiş ki yani muhteşem bir şekilde yetiştirmiş. Dolayısıyla sahabe her gittiği yerde problem çözüyor, herhangi bir sıkıntısı yok. Ama ondan sonra maalesef Kur'an'ı kendileri açıklamaya kalkmışlar ve Kur'an'ı kendilerine uydurmuşlar. Bunların içerisinde kötü niyetli olanlar elbette başlangıçta var ama arkasından gelenler onların yalancının kör şahidi, devam ettirmiş gitmişler. Şimdi biz Tayran Ebabil, biliyorsunuz orada verdiğimiz meal şu: Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Yani şöyle gözünde bir canlandırdın mı?
Rabbin fil ashabını ashabına nasıl neler yaptı? Onu ne hale getirdi biliyor musun? Elem yec'al keydehum fi tadlil. Onların tuzaklarını başarısız hale getirmedi mi? Ve arsel aleyhim tayran ebabil. Üzerlerine tayran ebabili göndererek, bunu hal yaparsak daha güzel ama gönderdi dedi. Sen de hiç fark etmez. Aynı mani ortaya çıkıyor. Peki tayran ebabil ne? Deniyor ki tayran kuşlar. Tamam, Arapçada tayran kuş manasına gelir. Ama mastardır. Et tayr dersen kuş, zaten kuş manasına gelir. Onda şey yok. Ama tayran dersen kuş manasına da gelir. Uçan bütün maddeler içinde kullanılır. Peki ebabil ne? Şimdi ona kuş deyince ebabile de kuşun adı deniyor. İşte ebabil kuşları deniyor. Peki Arapçada ebabil kuşu diye bir kuş var mı? Yok. Böyle bir kuş yok Arapçada. Yoksa şimdi biz burada tarmihim bi hicaratin min siccil, üzerlerine pişmiş ne diyorduk ona? Çamur da yok. Ne? Kil. Pişmiş kilden taşlar atıyor. Yani şey ne diyor? Kiremik gibi taşlar oluyor yani öyle. Şimdi burada ebabil kuşları geliyor. O sıcacık taşları alıyor. Nereden alıyorsa alıyor. Getiriyor. Şeyin üzerine boşaltıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e kendi kafanıza göre mana verirseniz bu oluyor işte. Arapçada olmayan bir kuş çeşidi icat ediyorsunuz. Ebabil kuşları diyorsunuz. Ondan sonra o kuşun, kuşun avucuna şey veriyorsunuz. O pişmiş tuğla parçacıklarını veriyorsun. Nasıl tutuyorsa artık tutuyor. Ondan sonra geliyor milletin tepesine atıyor. Ondan sonra fecealehum ki asfin me'kul. O zaman asf kelimesi bitki kabuğudur. Yani şöyle şey düşünün. Ne kabuklu bitkilerden şey mesela. Yok, bizim milletin zihninde en kolay canlandıran mesela ceviz. Yani kabuklu bitki. Ya da şeyde fıstık, Antep fıstığı mesela. Daha kolay canlandırabilmemiz için zihnimizde. Şimdi asp onun kabuğu. Mekul da içi yenmiş. Şimdi bakıyorsun kabuk tamam. İçini açıyorsun hiçbir şey yok. Yani dışarıdan baktığın zaman tam bir fıstık işte. Tam bir ceviz. İçini açıyorsun hiçbir şey yok. Onları o hale getirdi. Şimdi o anlamı da veremediği için bu defa da yenilmiş ekin tarlası diye başka tarafa geçiyor. Ya nasıl ekin tarlası? Yani bir o zaman da hayal ediyor. Bazıları yaralı olarak kaçtılar. Bazı şöyle yaptı, böyle yaptı. Bir takım hayaller. Şimdi ama biz o metottan dolayı dedik ki bakalım Allah-u Teala bunu bir başka yerde mutlaka açıklamıştır. Şimdi ebabil kelimesinin açıklandığı yer var. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Şimdi orada deveye bakmazlar mı nasıl yaratıldı deniyor. Ya kardeşim ibil deve manasına değil, deve sürüsü manasınadır. Ve Araplar buludu deve sürüsüne benzetirler. Onun için buluta bakmadılar mı nasıl yaratılmış? اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Ve ile semai keyfe rufiat. Çünkü bu şimdi deveden göğe nasıl geçilir kardeşim? Yani deveye bakmadılar mı? İbil deve değil ki. İbil deve sürüsü. 100 tane civarında olan develere ibil diyor Araplar. Şimdi bakın ayetler ne hale getiriliyor. Şimdi bir de ibil oluyor. Bunun mübalağası. Çoğulu oluyor. Ebabil de bunun şu. O zaman ibil daha yoğun bir bulut olmuş oluyor. İbil bulutsa ibil de yoğun bir bulut olmuş oluyor. Ebabil de yoğun bulutlar serisi olmuş oluyor. Ya işte bakın ayetler arası ilişki. Peki o zaman termihim bi hicaretin min siccil ve amtarun aleyhim hicaretin min siccil. Bu da şeyle ilgili.
İşte bu Ölüdeniz Lut gölünde olan yanardağ patlamasıyla alakalı ayet Lut kavmine. O ikisini birleştirdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki burada bir yanardağ patlaması var. O ebabil öbek öbek yoğun yanardağdan fışkıran bulutlar oluyor. Onların boşalttığı taşlar oluyor. Şimdi biz bu meali verdikten sonra biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim fıtrattır. Şeyde geçen sene Mekke'ye gitmek nasip oldu. Şubat ayının ilk günleri gittik. Mekke Üniversitesi'nde tarih hocalığı yapan bir arkadaşımız vardır. Neyse şimdi adını vermeyeyim, bakarsın ki rahatsız olur. Çünkü söyleyeceğim şeyler pek hoşuna gitmezdi. Şimdi telefon açtım gitmeden, dedim ki ya bu fil olayının geçtiği yeri bir görmek istiyorum. Sen oraları biliyor musun dedim. Tabii biliyorum dedi. Tamam, adam hem tarih hocası, nasıl bilmez yani Mekke'deki şey. Bizi gezdirir misin dedim. Gel tamam dedi. Hani şimdi bu ayete doğru mana vermiş miyiz değil mi? Şimdi şey yaptık, oradan çıktık. Önce dedi ki şu şeyin, ordunun konuşlandığı yere gidelim. Gittik, gerçekten çok büyük bir saha. Orası Mekke'nin dedi sebze şeyidir, merkezidir. Orada sebze yetiştirirler. Hakikaten çok büyük bir alan. Ondan sonra dedi ki şimdi Vadinnar'a gidelim dedi. Ne demek Vadinnar? Ateş Vadisi. Bu ismi ilk defa duydum ondan, yani hiç haberim yoktu. Vadinnar. Ateş Vadisi. Allah, o zaman benim hoşuma gitti bu Ateş Vadisi, yanardağ deyince şey yaptı ya. Hemen hoşuma gitti orada. Oradan giderken dedim ya bak dedim, ben dedim ayet-i kerimeyi böyle anlıyorum. Bu defa ya gene icat çıkarma falan dedi yani. Gene bir şey yapacaksın, bir terslik yapacaksın falan dedi. Dedim ki peki dedim, Arapça'da ebabil diye bir kuş var mı dedim. E yok ama Allah belki o zaman yarattı, yok etti. Kanka belki ile olur mu? Bak fıtrattan uzak bir din anlayışı, görüyor musunuz? Şimdi gittik oraya. Bir taşın üzerine çıktık. Büyükçe bir taş. Taş tamamen yanardağ kalıntısı. Şimdi şöyle böyle kat kat taş. Şöyle elimi attım, bir kaldırdım. Pat diye şey koptu. Şey, şöyle bir kiremit parçası gibi yani. Şey, çatılara konuyor ya, tamamını kopar öyle, kat kat. Şimdi onun üzerine çıktık, baktı baş dedim, işte yanardağ kalıntısı değil mi bu dedim. Oradan bir o dağa bir baktık ya, hakikaten yanardağ olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Onu görünce sırtını döndü, bakmadı. Şey, imanı bozulacak ya. Şimdi buradan hacca gidenlere demişler ki, Kabe'nin üzerinden kuş uçmaz. Oturup bakıyorlar, biri diğerini anlatıyor, işte bak Kabe'nin üstüne kuş bile uçmaz. Biz nasıl uçmaz, baksana orada duruyor. Benim imanımı bozma diyor. benim itikadımı bozma diyor, kafayı çeviriyor, bakmıyor oraya. Şimdi bu arkadaş da itikadı bozulmasın diye, yani hakikaten yani tam böyle yaşadığım bir olay. O yanardağdan kalan taşın üzerinde dururken dağa sırtını çevirdi. Dedim gel şu dağa çıkalım. Ya dedi, olmaz dedi. Belediyeden izin almak lazım. Allah Allah. Neyse ertesi gün o bir Arap mühendise dedim ki ya bizi belediyeden izin almak gerekiyormuş dedim. Tanıyor musun? Tanırım dedi belediye başkanını, ama niye dedi. Dedim, falan yerde bir dağ. Ya gel beraber gidelim dedi. Gittik oraya. Hiçbir şey anlatmadım ona. Çıktı, gör, ya buraya için izin olur mu dedi. Ya bu görmüyor musun, her tarafı açık dedi. Hani bir koruma altında olur da izin alırsın. Şimdi çıktık dağa. Adam bakınca ooo hadeselünler dedi. Ve ma huve dedim. Huve yani ellezî yenbu'u minel berakin dedi. Ne demek berakin? Volkanlardan çıkan şeydir diyor.
Diyor, bu diyor şey lav akıntısı diyor. Şimdi oradan gelen lavlar kurumuş kalmış dağda. Duruyor. Üçüncü gün iki tane delikanlı götürdüm bizim Türklerden. Gelin sizi gezdireyim dedim. Onlar da hiçbir şey söylemeden götürdüm, o dağa çıkardım. Bunlar da baktılar. Hocam bu ne böyle dediler ya. Bunu hep volkan akıntısı falan. Çektiler resimler. Sonra oradan şey aldım. Örnek aldım, bizim üniversiteye getirdim. Baktılar. Bir de resimler çekmiştik. Dediler tamam, bu genç bir yanardağ şeyidir. Genç dediğinize ya en az 1500 yıllık dediler. Bak ne kadar tutuyor, görüyor musunuz? Ama dediler bu resmi, bunları yanlış yerden almışlar. Almışsın, biz bu taşları inceleyemeyiz. Niye? Üzerine ayak basmamış, basılmamış yer olacakmış. Ben ne bileyim onu yani. Şuradan almalıydın dediler. İyi tamam. O zaman beraber gidelim dedik ama bu namaz vakitleri devreye girince ben diyordum katmayın oraya, bir de ondan mı uğraşacağız? Şimdi bakın, sonuç olarak nereden nereye? Kur'an'ı Kur'an'la açıklandığı zaman ortaya çıkan şeyi görüyor musun? Biz açıklamayı biz yapmıyoruz, Allah-u Teala yapıyor. Ama şimdi o hocaların toplantısında dalga geçiyorlar. Bizim Servet de diyor ki, ya kardeşim bir de ebabile ne mana vermiş falan. Kimsen? Kendileriyle alay ediyorlar, farkında değiller. Yani bizim o arkadaş gibi şeye daha sırtlarını dönüyorlar, aman görmeyeyim diye, imanım bozulmasın diye. İşte bu şeyden, yani bizim burada çıkan farkların hepsi bundan kaynaklanıyor. Bu farklı yola girdiğimiz zaman kitapla sünnet arasında tam bir bütünlük ortaya çıkıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi ile ilgili bunu söylüyor. Peki Kadir ne? O zaman Kur'an-ı Kerim'de onun açıklamasını bulacağız. Ben bu örneği şundan dolayı verdim. O geçen de o Diyanet Televizyonu'nda çıkan arkadaşlarımız için bir örnek olsun diye belki birileri götürüp onlara verebilir. Yani bu bizim yöntemimizi iyice arkadaşlar görsünler de ondan sonra tenkit etsinler. Yani tenkit ederken kendi zihinlerinde olana göre değil, bizim yaptığımıza göre tenkit yapsınlar. Ki o zaman hem onlar için daha faydalı olsun hem de bizim için istifade etmiş olalım. Şimdi arkadaşlar 44. sureyi lütfen açalım. Bakın Allah-u Teala orada bu meseleyi nasıl açıklıyor. Hamim vel kitabil mubin. Hamim vel kitabil mubin. O kitab-ı mübine yemin olsun. İlk ayetler. Şimdi el kitab-ı mübin desek Kur'an-ı Kerim'de akla ne gelir? Kur'an, sadece Kur'an mı gelir? Yoksa bütün ilahi kitaplar bunun içine girer mi? Yani Cenab-ı Hakk'ın Adem Aleyhisselam'dan beri indirdiği kitapların hepsi buraya girer mi? Girmez mi? Yani anlaşılabilir. Bu odur demek için başka delile ihtiyaç var ama anlaşılabilir. Yani vel kitabul mubin dediğiniz zaman. Şimdi diyor ki inna enzelnahu, o kitabul mubini biz indirdik. Ne zaman? Fi leyletin mübareke. Bak. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. Arapça bilmeyen bile sesten aynı çok bu benzerliği hisseder yani. Biz onu bereketli bir gecede indirdik. O bereketli gece Leyletül Kadir'di. Peki onun bereketi ne? Fiha, o gecede yufraku, tefrik edilir. Yani böyle ayrıştırılır, paylaştırılır. Ney? Kullu emrin hakim. Hakim olan bütün işler. Hakim nedir? Hükme bağlanmış değil mi? Yani fail bir mana mef'ul olur. Muhkem olan işler. Yani hükme bağlanmış, kararlaştırılmış işler. Yani Cenab-ı Hak olmasını
karara bağladığı işleri o gece taksim ediyor. Hani ezelden bir şeyler vardı, ne oldu ezel? Kadir gecesinde taksimat yapılıyor. Millete görevler o gece veriyor. Hani? Ya şu, kendilerine İslam alimi diyenler hangi vadide yüzüyorlar? Bir takım Kur'an'da sünnette olmayan kavramları icat edip, o kavramlara kendi kafalarına göre mana verip oradan din icat etmeye kimin hakkı var? Bu din Allah'ın dini ise Allah'ın bildirdiği şekilde olması lazım. O gecede paylaştırılır. Hükme bağlanmış işler. Peki emran min indina, kendi katımızdan bir emir olmak üzere. Şunu şu şöyle, şu şöyle, şu şöyle, şu şöyle yapılacak. İnna kunna mursilin, biz elçiler gönderiyoruz. Şeydi, Hac suresinde miydi? Câilül melâiketi rusulen. Fatır mıydı? Elhamdülillahillezî câ. 35. sure, evet. Câilül melâiketi rusulen. Bak şimdi. Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ard. Gökleri ve yeri yaratan Allah. Allah yap, ne yaparsa güzel, en güzelini yapar. Yani her şeyi güzel olan Allahü Teala'dır. Câilil melâiketi rusulen, melekleri elçiler halinde oluşturuyor. Melekler elçi. İnnâ künnâ mursilin, elçi gönderiyoruz. Şimdi bunlar, bu tefrik nerede yapılır? Arşta yapılır. Arşta yapılır. Arşta yapıldığı için, bak şimdi Kadir gecesiyle irtibatı kurun. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr. Yani fî leyletil mübareke. التي يفرق فيها الأمور ويرسل الملائكة بالأمر الذي بأيديهم denir yani şimdi. Şimdi şeyde biz o Kur'an'ı o bereketli gecede, görev taksimatının yapıldığı gecede indirdik. İşte o zaman melekler iner. Şimdi enzelnâ fî leyletil kadr. وَمَا اَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ الْفِشَرِ. Şimdi buraya kadar Kadir gecesine vurgu yapılıyor. Çünkü bütün hükme bağlanmış işler o zaman taksim ediliyor. Ve onun kapsamına neler giriyor hocam, o küllü emrin hakime? Hani her şey giriyor. Rahmeten, o devamını söylüyor Allah. Rahmeten min Rabbik, Rabbinden bir ikram olarak. İnnehu. Yani insanın kendi dahi olmadan başına gelecek olan şeyler yani, değil mi? Onu kastediyor. Hani şimdi tabii için ayrıntıyı biz bir de öyle tahmin ederiz. Ama şöyle şey var, istersen yani sen bizim imtihanımız için olacak. Sen yani şu anda istersen şey yap, bak bu şeyi de Mücadele suresinin son ayetini de unutmayalım, onu da okuyalım da biraz sonra. Şimdi bunlar böyle dar bir alanda, bir de araya da bir örnek sokuşturduk derken iş iyice zora girdi. Ama o örneği, yani Kur'an'ın açıklamanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için verdik. Ne yapalım, başka şekilde olmuyor. Şimdi Rabbinden bir emir. Rabbinden bir emir. Şimdi o gece tabi Yahya'nın sorduğu sorular neler girer? Tabi neler girer? Çok şey girdiği belli. Niye? Tenezzelül melâiketu. İnnâ künnâ mursilîn dedi ya. Tenezzelül melâiket, melekler iner de iner. Nereden iner bu melekler? Tabii ki arştan inecektir. Çünkü oraya şeytanlar çıkamıyor. Yani inna zeyyennes semâet dunya bi zînetinil kevâkib ve hifzan min kulli şeytanin marit. Maritti değil mi? İnatçı bütün şeytanlardan koruduk diyor birinci kat semaya. Birinci kat semada o arş. Şimdi orada görev taksimatı yapılıyor. Ne zaman? Kadir gecesinde. Tabii ki bir yıllık olması, her yıl Kadir gecesinin tekrarlandığı anlaşılıyor. Elbette ki akla gelen birer yıllıktır ama illa da bir yıllık olması gerekmez. O zaman o gece
görev alıp inen meleklerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o Hira dağında bulunduğu gece görev alıp inen meleklerden bir tanesi de neydi? Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam neyle indi? Allah'tan bir emirle indi, değil mi? Vahiy emriyle. Peki bu emir ne? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمِرْ رَبِّي. Bak, sana o ruhu soruyorlar. De ki o ruh Rabbimin emridir. Yani Kur'an, o gece inen Kur'an. Ondan sonra وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Size bu bilgiden çok az verildi. Yani siz Kur'an'da olanı sadece biliyorsunuz. Onu da bildiğiniz kadarını biliyorsunuz. Yoksa Allah-u Teala'nın ilmi öyle Kur'an'dakiyle değil ki. Neydi ayet-i kerimede? Şey, ağaçlar لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Eğer bütün denizler mürekkep olsa, Rabbimin kelimesi, oradaki el-bahr cins olduğu için bütün denizler mürekkep olsa, Rabbimin sözlerini yazmak için onlar elbette biter. Ama Rabbimin, bir o kadarını daha getirseydiniz biterdi. Ama Rabbimin sözleri bitmezdi. Yani Allah-u Teala'nın ilmi böyle ama o ilimden ancak işte şu kadar. Olduğu kadar bize verilmiş. Ve ma utitu minel ilmi. Bu kadar, yani bunda olduğu kadar verilmiş. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Bu aslında kainatta elde edeceğimiz bütün ilimlerin de özetidir. Ayetin devamı neydi? Böyle bir şey ne? Bir dakika şey açalım. İsra 85. Zaten hafızlık yok, bir de yalan yanlış okuyacağız. Millet taklı olarak şey yapacağız. Evet, "Vele inşine" bakın "Vele inşine" yani eğer farklı bir tercihte bulunsaydık "Lenethebenne billezi evhayna ileyk" sana yaptığımız vahiy giderirdik. O zaman bu ruhen min emrina ne oluyor? Allah'ın Resulullah yaptığı vahiy olmuyor mu? Bu kadar. Efendim ruh bilinmiyormuş. E tabi bilemezsin kardeşim. Senin bilmen mümkün değil. Kusura bakma. Sen Allah'ın ayetini kendin açıklamaya kalkıyorsun. Kusura bakma. Sen sürünmeye mahkumsun. Kendini Allah'ın yerine koy, bir de kendini İslam alimi dedirt. Hiç kusura bakma. Böyle saçmalık olmaz. Ondan sonra efendim ruh konusu bilinmezmiş. E tabi bilinmez. Sen neyi biliyorsun ki onu bilesin? Sen kendini Allah'ın yerine koy. Allah'ın ayetini Allah açıkladığı halde, hatta o şeye, tefsirlere bir bakın bakalım. Hud suresinin 1 ve 2. ayetini ne hale getirmişlerdir. Ondan sonra müfessir olarak ortaya çıkıyorlar. Şimdi şey yapayım da gene rahatsız olacaklar, onun için söylemeyeyim ama özet söyleyeyim. Bir yerde şimdi bir büyük müfessir, onun da adını söylemeyeyim şimdi şey olur. Onunla alakalı bir yıl şey yapalım dediler. Ben de oradayım. Dedim ki yapın, bana da bir konuşma verin. Bu adamın ne kadar Kur'an-ı Kerim'i yanlış anladığını ben bir anlatayım dedim. Onu düzenlemekten vazgeçti. Halbuki onlar için o zirve, yani mümkün mü onun aleyhine konuşmak? Şimdi وَلَاِنْ شِئِنَ لَنَثَبَنَّ بِالَّذِي وَحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَك۪يلًا. Sonra sen ona karşı bize seni koruyacak birisini bulamazdın diyor. اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Ama Rabbinin ikramı olarak olmuş da başka. اِنَّ فَضْلَهُ عَلَيْكَ كَب۪يرًا. اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَب۪يرًا. Çünkü onun ikramı sana karşı çoktur. Bak. Arkasından قُلْ لَاِنْ اِجْتَمِعَةِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. Peki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir dengini getirmek için toplaşsalar, la yetune bimisliği, çünkü getiremezler Allah'ın kelamı.
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا birbirlerine destek verseler bile. Şimdi buradan ruhen min emrine ne oldu? Allah'ın kelamı oldu. O zaman تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا buradaki ruh, ruhen min emrine, الْرُوح ruhen min emrine'deki ruh ne olur arkadaşlar? O emrin içeriği olmaz mı? Muhtevası olmaz mı? O zaman o gece ruhen min emrine olarak Cenab-ı Hak Resulullah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim oluyor. Ama o gece bir başkasına gönderdiği de ruhen min emrihidir. O da bir başka şey olur. Mesela Hızır Musa hikayesinde ne dedi? Ma faaltuhu an emri. Ben kendi işim olarak yapmadım ki. Allah verdi bu emirleri. Yani o da o gece verilmiş olan emirler. Ruhan min emri Rabbina. Yani içeriği Cenab-ı Hak'tan belirlenmiş. Hepsi de ruhan min emrihidir. Allah'ın emrinden bir ruhtur. Bütün melekler görevlerini almışlar ve Kadir gecesini iniyorlar. Görev yerlerine ne zamana kadar ulaşıyorlar? Tulu'ul fecirden öncesine kadar. Efendim, fecirin doğmasından önce burada İstanbul'da fecir şu saatte doğar, Edirne'de o saat, Edirne'de görevli melekler de daha sonra gider. O zaman bunun manası şu, selamun hiye hatta matta'il fecir dendiği zaman, fecrin tulu dünyanın her yerinde her dakika değiştiğine göre demek her tarafa, her görevli melekler ayrı ayrı gidiyor. Bundan da anlıyoruz ki kainatın tamamında görevli melekler ya da dünyanın tamamı, tenezzül dediği için dünya ile ilgili bu ayetler geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de Kadir gecesinde gelen Cebrail aleyhisselam meleklerden bir melek. Ha, melek orada muta'in temme emin, tamam güzel, kendisine itaat edilen, orada mekin, yani sağlam bir yeri var, doğru. O ayrı, yani makamı güzel ama melek gene de melek. Yani falanca adam cumhurbaşkanıdır ama insandır gene. Filanca adam kapıcıdır, gene insan. İnsan olma bakımlar arasında bir farkları yoktur. Ama mevki, makam şu bu. Dolayısıyla melek olması bakımından melek. Şimdi arkadaşlar, tenezzelül melaiketu var ruhu. Ne olur o zaman? Er-ruh Cebrail mi olur? Allah'ın emri olur. Bak, emren min indina var ruhu. Er-ruh, yani emran, şeyde neydi ayet kelimede? Ruhen min emrine. Yani tenezzelül melaiketu ve ma'ahumur ruhu demek gerekir. Melekler ellerinde o ruh olduğu halde, yani kendilerine verilen görev, içerikleri var, muhtevaları var. O gece iner. Şimdi o gece indirip bir de sonra yukarıya kaldırıyorlar. Şimdi ruh derken de efendim büyüklerin ruhu geliyor. Evleri dolaşıyor. İşte bilmem şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ondan sonra aman şöyle yapın, aman böyle yapın. İşte gece sabaha kadar uyanık kalın, gelip sizi uyurken görmesinler sakın ha. Peki sabahleyin ne yapacaksın? Sabah namazı gidecek. Ertesi gün iş de olmayacak. Ne oldu? İyi halt etmişsin. Peki Resulullah böyle bir şey yaptı mı? Şimdi görüyor musunuz? Bakın ya, şimdi Kur'an'ı Kur'an'la açıkladığınız zaman, yani biz açıklamıyoruz, yani Allah'ın nasıl açıkladığını takip ettiğimiz zaman, yani o kelimeyi kullanıyorum bazen böyle gayri ihtiyar, biz açıklamıyoruz. Açıklamayı Allah yapıyor. Biz sadece orada bize düşen vazifeyi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ortaya ne manzara çıkıyor değil mi? Mesela o ruh, o işi anlamlandıran, farklılaştıran şeydir. Bizim içimize üflenen ruh da öyle. Mehmet Ruzi Hoca'nın çok güzel bir terimi vardı. Neydi? Birkaç kere sordum. Ne diyordun ona? Ruhla ilgili. Yazılı mı? Ne? Bilgi sistemi yüklenmesi. Hoşuma gidiyor o kelime, mi unutuyorum. İnsandaki bilgi, insana bilgi sisteminin yüklenmesidir. O ruh da tamamen bilgidir. Yani insana yüklenen ruh, insandaki bilgi sistemidir.
Bak bilgi üreten sadece insandır. Bir başka varlığın bilgi ürettiğini biliyor musunuz? Onun için ruh. İşte bakın bilgi temelinde baktığınız zaman işte Kur'an-ı Kerim. Kainatın ruhudur bu. Siz kainatı bununla okuduğunuz zaman her şey farklılaşacaktır. Tüm şey içeri, işte o gece inen meleklerden bir tanesi de belki sayısı ne kadar? 1 milyar mı? 1 trilyon mu? Allah bilir. Tabi bilmemiz mümkün değil. O meleklerden bir tanesi de Cebrail aleyhisselam elinde ruhen min emri Rabbihi vardı. Yani onun içeriği de Kur'an'dı. Her bir şeyin, her birinin içeriği farklı. Ve Resulullah'a o indi. Peki acaba diğer kitaplar ne zaman iner buna göre? Yani diğer rasullere kitaplar ne zaman inmeli? Kadir Gecesi'nin dışında inmesi mümkün mü? Bak görüyor musunuz ne kadar ufuk açılıyor? O zaman vel kitabil mubin, hamim vel kitabil mubin sadece Kur'an mı oluyor? O zaman bütün ilahi kitaplar oluyor. O zaman şimdi şu ayeti anlamaya çalışalım bakalım. Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı içinde Kur'an'ın indirildiği aydır. Acaba Kur'an kelimesi tamam, Kur'an Allah'ın son indirdiği kitabın özel ismidir. Doğru. Ama o kökten bir başka yok mu mesela? Şeyler ne diyordu Fatih? Yahudiler Mikra diyorlar. Mikra, karaat kökünden geliyor işte. Aynı kökte. Kur'an'ın zaten makru anlamına geliyor. Makru, evet. Mesterli ama o konuda evet. O da olur, yani mecmua minel ayat da olur. Şimdi, bak şimdi bir de şöyle yapalım. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhül Kur'an hudel linnâs ve beyyinâtin minel huda. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim insanlara doğruyu gösteriyor ve o hidayetin açık belgelerini içeriyor. Ramazan değil. Peki vel furkanu diye şey yaptık. Vel furkani diye harekelenmiştir bizim şeylerde. Kıraatlerde. Vel furkanu diye kıraat mutlaka olmalı. Gerçi eskiden bu kıraatler sonradan biraz siyasi maksatlarla ortaya çıkmıştır. Yani baştan harekeler falan yoktu. Ama vel furkanu diye harekelediğimizi düşünün. Yani bir an için şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi el furkanu bütün furkanlar o gece indi. Peki furkan bütün ilahi kitapların özelliğidir. Şimdi Allahü Teala Ali İmran ilk ayette ne diyor? Elif lam mim neydi? Allahu la ilahe illahu nezzele aleykel kitabe bil hakki musaddikan lima beyne yedeyhi ve enzele tevrate vel incil huden linnas min qablu huden linnas ve enzele el furkan. Bak furkanı ayrıca enzele ile şey yap ve enzele el furkan. Elif lam dedi. Bütün furkanları Allah indirmiştir. Ali İmran 1. ayet. 1-2-3 mi oluyordu? Ha. 3. ayet bu. Benzeler Furkan, bütün Furkanları Allah indirmiştir. Şimdi Ramazan ayında vel furk şehr Ramazan ellezî unzile fîhil furkânû diye hareketlendirirsek bütün Furkanlar Ramazan ayında inmiştir denince şimdi bu ayet arasında da tam bir bağ kuruluyor mu? Yani Duhan suresinin ayet arasında. Ondan sonra mecburen Kadir Gecesi'nin inmiş olması gerekiyor bütün şeyler, bütün ilahi kitaplar. Ve çok ilginç bir husus daha var. Resulullah neredeydi? Hira Dağı'nda. Peki Musa Aleyhisselam nerede aldı şeyini? Tur Dağı'nda aldı. Peki İsa Aleyhisselam nerede aldı? Zeytun Dağı'nda aldı. Bakın.
dağda olmalarının da bir ortak yönleri var. Değil mi? Peki neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Mekkeliler? Hani sen geçen de bir şey söylüyordun, şey yapsana, Ramazan'la ilgili bir şey gördüm diyordun Arapların. Yani şeye çekilme, bir ay boyunca. Sen demiyor muydun ya? Yoksa sen mi diyordun? Yani ben demedim ama şey var, Ahmesilerin çekildiği var yani şeyde. Mekkelilerin. Hı. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden Ramazan'da ibadete çekiliyor da başka bir zaman çekilmiyor? Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını bize bildiriyor. Mâ künte tetlû min gablu min kitâb tedrimel kitâb velel iman. Sen ne bu kitabı bilirdin ne de bu konuda bu kitabın anlattığı imanı bilirdin. Bir şey bilmiyordun ki diyor. Peki bunu bilmiyor ama İbrahim Aleyhisselam'dan gelen gelenek var. Millete ebikum İbrahim diyor Allah. Babanız İbrahim'in dini. Çünkü hepsi İbrahim dininden olduğunu söylüyor. Peki işte İbrahim dini geleneğiyle Ramazan'da çıkıyordu oraya. Ve işte o Ramazan'da itikaf da yapıyordu. Şimdi onu destekleyici bir şey söyleyecektim bana. Tamam, Bakara 187'de ve entüm akifune fil mesacid diyor. Ama hiçbir malumat yok. Nedir itikaf? Ha, bak bu da güzel. İbrahim Aleyhisselam'a yönelik de hani Kabe'yi temiz tut diyor ya, niye? وَطَهِرْ بَيْتَ لِلْطَائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودُ işte. Evet. Kabe'de de itikaf yani olduğu. Bu itikaf eskiden beri var ya. Sürekli bahsettiğimiz sahih geleneğe vurgu işte. Sahih gelenek, evet. Yani şimdi... Yani bir izah gerekmiyor. İtikaf deyince ya bu nasıl, nerede olur? Herkes biliyor zaten. Kuralları nelerdir falan. Herkes biliyor. İtikaf niye işte, anlatayım ki bunu? İtikaf. Sen biliyorsun zaten. Evet. Herkesin bildiği. Yani aynı kelime yani bak. Vel akifine ve rukkan sözü. Ve entum akifun fil mesa. Gel değil mi? Sen bana bir şey şimdi söylüyordun çünkü. Hira kelimesinin anlamı ne diye. Sen bana sormuş. İşte baktım bir şey söylüyordun. Ben de baktım bir Arap yazmış. Diyor ki a'taqidu diye başlamış. Şöyle itikad ederim demiş. Düşünürüm demiş. Hira teharridin gelmeli. Çünkü bu ta eskiden beri Arap'lar o Hira çevresinde toplaşıp Allah'a kurban kesiyordu, ibadet ediyordu, toplaşırdı diye. Ramazan'da mı? Onun için yok. Yılda bir kere. Hmm. Onun için Hira bu anlamda olabilir. Yılda bir kere olması gerekir. Çünkü Allahü Teala bütün ümmete لِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْ لِيَدْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ diyor. O kurban bayramı kurbanı evet, olması gerekiyor. Evet. Peygamberimizin yaptığı da o gelenekin devamı olabilir. Hı-hı. Tamam. Şimdi çok fazla iyi çok da vakit geçmemiş. Korkuyordum şimdi. Epeyce zamanımız kalmış. Bir taraftan da vakit baskısı insanı rahat konuşturmuyor. Hocam bir de bu Enfal 41'de ve mâ enzelnâ alâ abdina yevmel furkânî. Yani bu güne de yevmel furkân denilebilir mi acaba? Bütün bu şeylerde. Gerçi şey, mikrofonu, yok bir dakika, yok çok güzel. Şey yapsana sen onu, mikrofonu bir önce bir şey yap da. 41. ayet. Bir dakika tekrarla çünkü. Başka arkadaşlarımız da, onlar da düşün yani. Şimdi tekrarla şimdi sen onu. Ayette in kuntum amantum billahi ve ma enzelna ala abdina yevmel furkani yevmel tekal ceman. Tamam. Geçiyor. O Furkan günü iki topluluğun karşılaştığı gün. Hı-hı. Peki o iki topluluğun karşılaştığı o Furkan günü Kadir gecesidir bana göre. Niye öyle dedim? Şimdi sen söyledin, şimdi aklıma geldi. Yani tarihçiler araştırsın. Müslümanlar Bedir'e hangi ayda gittiler? Ramazan'da. Ramazan ayında değil mi? Ramazan ayında gittiler. O zaman demek ki Ramazan'ın son günleri. Zaten 26 falan gibi aklımda yanlış kalmış olabilir. Ben biraz tarih bilgim çok zayıftır da onu şey yapmış olmayın. Ama Allahü Teala burada Yevmel Furkan dediğine göre o Furkan'ın indiği gün. O Furkan'ın indiği güne Yevmel Furkan denmesi çok şey. Evet. Yani demek ki Yevmül Furkan bütün o kitapların indiği gün anlamında. O zaman öyleyse bu kesin biliniyor. Yani Resulullah ben o günü biliyordum sonra bana unutturuldu falan diye bir rivayet var o, olabilir yani şeyde ama Yevmül Furkan bu iyi aklına geldi. Hı. Yani Cin suresindeki şeyi söylüyorsun.
Tabi Bedir'de de melekler geliyor ama yani akla gelir. Fakat başka zaman da melekler gelir şeye yardımlara, Müslümanlara yardıma gelir. Ama Bedir'de de melekler yardıma geliyor. Belki şimdi Yevmel Furkan dendiğine göre o gece inen meleklerin bir kısmı Müslümanlara yardım için gelmiş olan melekler olabilir. Yani bu da çok güzel bir açılım oldu. Tabi o cin suresi vahiy geldiği zaman nasıl olduğunu melekler tedbir alıyorlar, şeytanlar bir vesvese karıştırmasın diye. Son 10 gün şeyi diyor ki burada biraz yaklaştırıyor. 17 Ramazan'da Cuma sabahı her iki ordu erken saatlerde Bedir'e doğru yola çıktı. Her iki ordu yani. Bedir'e doğru yola çıktı. Ha, güzel. 19, 21 ve 27 Ramazan tarihleri de rivayet edilmiştir diyor. Ha. Yola çıkışları. Şimdi tamam yola çıkış rivayet edilebilir ama bak şimdi Yevmel Furkan dendiğine göre Yevmel Tekal Cemal olmuş oluyor. Yevmel Furkan Yevmel Tekal Cemal olmuş oluyor. O zaman iki ordunun karşılaştığı gün Yevmel Furkan olur. Hareket 17 Ramazan'da olabilir ama çünkü orada Müslümanlar önce şeyi takip ediyorlardı. Kervanı takip ediyorlardı. Sonra hiç beklemedikleri anda ordu karşısına çıktı. Velev tevaattum lehteleftum fil miat değil mi şeyde? İlk Medine'den ayrılış o hani kervan için 12 Ramazan'da olmuş. Ha, 12 Ramazan'da ayrılmış. Yani sonra hani orduyu şey yapmak için ikinci hareket 17 Ramazan'da 5 gün sonra. 17 de olabilir. Aslında şey Bedir çok uzak değil şeye Mekke'ye 150 kilometre kadar uzaklıkta bir yer. Yani günde 30 kilometre yol alınır ki bunlar sürekli gidemezler. Çünkü ordudur. Ordu öyle o kadar hızlı gidemez. 5 gün eder değil mi? 12-17. Şimdi fakat bunlar Bedir'i hedef alarak çıkmadılar ki. Bunlar şey için kervan takip için çıktılar. Dolayısıyla kervan takip için çıkan kervan Bedir'de bekliyor olur da hızla giderse 5 güne gider. Ama öyle bir şey değil ki kervan işte nerede haber alacaklar işte soruşturacaklar biraz bekleyecekler şey yapacaklar derken orada yani epeyce bir zaman geçmiş olması lazım. Bu ayet-i kerimede Yevmel Furkan dediğine göre Yevmel Tekal Cemaan o zaman Mekke ordusuyla Müslümanların karşılaştığı gün Kadir Gecesi olması gerekiyor. Başka çaresi yok. Çünkü ve enzelel Furkan diyor ya Furkan indirdiği gece Allah-u Teala'nın. Ondan sonra ya da işte Şehr-i Ramazan ayet-i kerimesi devamındaki Furkan. İşte bütün bunları birleştirdiğin zaman bakın tarihe de nasıl ışık tutuyor görüyor musunuz? Şimdi geçenlerde baktım şeyle Perslerle Romalılar arasındaki son karşılaşmada o gün oluyor. Bir daha da karşılaşmıyorlar. Ondan sonra iş Müslümanların eline geçiyor. Hani gulbeti Rum fi ednel ard ve hum min ba'di galibim seyalibun var ya. Yani Rumlar yenilecek diye. Yani Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın gösterdiği yöntemle anlamaya çalıştığınız zaman bakın ne kadar noktasal bilgiler veriyor görüyor musunuz? Ne kadar ayrıntı veriyor. Şimdi Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Bu kadar büyük, bu kadar güzel, bu kadar önemli işlerin olduğu bir gece, bu kadar büyük taksimat tabii ki çok hayırlı olacaktır. Ama o hayırlılık bizimle alakalı mı acaba? Yani biz o gece bir ibadet yaptığımız zaman bin aydan hayırlı mı olacak? Şimdi Allah rahmet etsin öldü. Bizim bu Sirkeci'de büyük tüccarlardan birisi vardı. Bir gün hacda aynı sene ikimiz de hacca gitmişiz de ondan bir yere karşılaşmışız. Sonra görüştük. Hocam dedi Allah'tan şu kadar alacağım var dedi. Namaz alacağım var dedi. Hesap yapmış. Hayırdır dedim ya nasıl oluyor bu iş? Şimdi Mekke'de şu kadar nafile namaz kıldım diyor ki şeyde. Yok yok Kadir Gecesi değil. Ramazan'da da değil. Hani burada kılınan namaz işte başka mescitlerde kılınan namazdan 100 bin kat daha fazladır.
Medine Mescidinde kılınan namaz işte şu kadar fazladır diye rivayetler var ya. Peki bu nasıl oluyor? Yani normal kılması gereken namazların dışına gitmiş, kaza namazı, nafile namazlar kılmış, her birisini hesap etmiş. İşte şu kadar 100.000 alacakları geçmiş. Bütün borçlarını kapattıktan sonra dedim senin o kıldığın nafile namazlardan hiçbir tanesini Resulullah mescitte kılmadı ki. O senin orada kıldığın farz namazdır. O bir fazilet meselesidir. Yoksa öyle rakamla vurulacak bir şey değildir. Yani hani sayı olsa hadis-i şerif fazilet şeydir. Bize şimdi ne yapıyorlar? Kadir gecesinde bin aydan hayır. Bu gece 1 lira verirsen 80.000 lira vermiş gibi para kazanacak. Allah verirse verir o başka ama Cenab-ı Hakk'ın böyle bir vaadi yok. Bu gece bir rekat kılarsın. Bu da zavallı millet böyle diyor ya yaşadık diyor ya. Be, bir Kadir gecesi 1 yıl tamam. Sadece bugün oruçlananlar var zaten size anlatmıştım ben şeyde müftülükteyim. Bir hanım telefon açtı. Hocam Kadir günü ne zaman? Kardeşim Kadir günü diye bir şey olmaz. Hocam ne olursun söyle. Allah Allah. Yahu kardeşim Kadir günü diye bir gün olmaz. Kadir gecesi olur. Tamam ama günü ne zaman? Ya olmayacak şeyi nasıl söyle? Peki ne zaman oruç tutacağız? Görüyor musunuz soruyu? Bak nereden nereye geçiriyor? Ne zaman? Ulan kardeşim Ramazan'da tutacaksın orucu. O gün tutacak. Kadir günü tuttu mu? Yırttı artık. Siz boşuna uğraşıyorsunuz bir ay. Adam bir Kadir günü 80 senenin işi tamam. Evelallah. Zaten 80 sene yaşayacağımız belli değil. Cennet garanti bir kere. Yani bu olay böyle değil. Bak şimdi böyle olmadığını bu ayetleri birleştirdiğimiz zaman net bir şekilde ortaya çıkıyor değil mi? Yani şey ne kadar önemli bir gece, işte bu gecede oluşan şeyler. Peki o gelen melekler, şimdi Yahya'nın sorduğu soruya vereceğimiz cevaplardan bir tanesi. Tabii hepsini cevaplandırmamız mümkün değil. Çünkü nereden bileceğiz? Allah bildirmişse bileceğiz. Bildirmemişse nereden bileceğiz? Mesela Mücadele Suresinin son ayeti. O muydu şeyde? Ruhen mu yoksa beyyedehum bir ruhim min? Beyyedem bir ruhim min. Onun sonu la tecidu kavmen yu'minune billah. La tecidu şeyde mücadele değil miydi? La tecidu kavmen yok. Mücadele gibi aklımda ama yanlış olur. La tecidu kavmen yu'minune billah ve lahir. Haş mücadelenin sonu. Ben öyle ha. Kaçın sayfa? 544 Diyanet Vakfı'nda. Şimdi bak mesela o ruh kelimesinin bir başka anlamını buradan görmüş olalım. O da kapanmasın kardeşim. Yani elim dokundu diye niye kapanıyor? Şimdi buradan hepimiz kendimize ders çıkaralım. Bu ayet-i kerime çok önemli kendi hayatımız açısından. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah ve ahiret gününe inancı olan, güvenen, kendini ona göre ayarlayan kişi demek lazım. Yuvaddune men haddallaha ve rasulahu. Allah'a ve Resulüne sınır çizenlere karşı bir sevgi oluştuğunu göremezsin. Hani işte kardeşim yani bu Allah'ın sınırı bu. Resulünün sınırı bu. Benim sınırım da bu. Hayatımızın tamamı onun emrine bağlıdır demesi lazım. Yani Allah ve Resulüne sınır çizenlere karşı ona şey yapamazsın. Bir sevgi beslediğini göremezsin diyor. Allah'ı inkar etmiyor. Allah'a bir sınır çiziyor. Tamam kardeşim ama bu dini konu bu dini olmayan bir konu diye ayırırlar biliyorsunuz. İşte bu işte dinin sahası bu dünyanın sahası diye ayırırlar. Bu olmaz. Böyle insanlara karşı sevgi beslediğini bulamazsın. Bu kitapla meşru kılmıştır. Bu sünnetle meşru kılmıştır demek ki böyle işte.
Tabii o da öyle. Yani Allah ile Resul'ün arasını ayırmaktır o da. Bu kitapla bu sünnetle o da çok, o da felaket yani bir şey. Ha mesela o şey de Cuma akşamı yapılan konuşmada ne diyordu bir tanesi? Kur'an-ı Kerim'le ver bana ver. En üstteki mi? Kur'an insanların hayatını idame ettirmelerinde bugün geçerli bir kaynak değil. Diyanet TV'de yapılan konuşma bakın. Bunu söyleyen şey Mustafa Öztürk. Meali olan Mustafa Öztürk. İnsanların hayatını idame ettirmelerinde bugün geçerli bir kaynak değil. İnsana karşı sevgi beslenir mi? Bu kişi Allah'ın kitabına inanıyor mu? Bu sözü mutlaka kendisine ulaşacak. Tavsiye ediyorum, Kur'an-ı Kerim'e inansın ve güvensin. Bizi takip et Mustafa Bey. Burada bu sana verilen bir mesajdır. Bizim kutuplardaki namazla ilgili yazımızı bir oku. Daha bitmedi onun. Bittiği zaman inşallah sen unutmasam senin e-mailine gönderirim. Bir bak ki Kur'an-ı Kerim her konuyu ne kadar ayrıntılı anlatıyormuş. Tabii siz Kur'an'ı kendi kafanıza göre açıklamaya kalkarsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Bu tıpkı benim bilmeden makarna pişirmeme benzer. Hani hep anlatıyorum ya. Yani rahmetli babam bana, annem köydeydi, oğlum bir makarna haşla dedi. Baba nasıl oluyor? İşte suyun içine koyup kaynatacaksın, biraz da tuz atacaksın falan dedi. Kaynadı, baktım biraz su kalmadı biraz sonra. Dedim herhalde suyunu az döktüm, biraz daha su doldurdum. Bir daha kaynadı. Gene su, çok büyüdü ama bu defa. Gene su kalmadı, az daha dökeyim dedim herhalde şey var. Bu defa da makarna kalmadı. Baktım hiçbir şeye benzemedi. Babam gelmeden götürdüm, döktüm. Babam geldi, ne oldu? Vallahi baba böyle oldu dedim. Ben de döktüm dedim. Şimdi Allah'ın kelamında bir makarnayı usulünü bilmediğin zaman pişiremiyorsan makarnadan yemek olmaz dersin, değil mi? Ama bilen bir kişi pişirdiği zaman o ne kadar güzelmiş. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i eğer Allah'ın koyduğu yöntemle açıklarsanız muhteşem olduğunu görürsünüz. Yani bütün ilim dallarının, ne kadar ilim varsa tamamının asla ihmal etmeyeceği temel kaynak olduğu ortaya çıkar. Ama aksi takdirde de böyle bir sonuç çıkar ortaya. Şimdi Allah-u Teala burada diyor ki لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulüne karşı sınırlar çizen, hududlar çizen kişilere sevgi beslediğini bulamayacaksın. Burada düşman demiş ama yok, düşman kelimesi hiç uygun değil yani. Sınır çizmek. Allah'a hiç kimse, arkadaşlar yani bu meal yapanlar çok dikkat etmek zorundadırlar. Hiçbir kafir Allah'a düşman olamaz. Böyle bir kafir yeryüzünde bulamazsınız. Çünkü Allah'ın gücünü ve kudretini hepsi bilir. Bütün üçkağıtçılıkları yaparlar da gene de sanki Allah'a karşı değil de başkalarına karşı yapıyormuş gibi gösterirler. Mesela sen dersin ki namaz kıl, oruç tut. Niye? Allah emrediyor. Ya o hocaların uydurması. Allah'ın benim namazıma, orucuma ne ihtiyacı var der. Allah ayırır orada. Bazı şey de İblis de Cenab-ı Hak dedi ki niye secde etmedin? Bak, senin emrini tutmam demedi. Ene hayrun min halakteni min narin ve halaktehu min tin. Yine Allah'a karşı güya rüşvet veriyor. Beni yarattın diyor ateşten. Onu da çamurdan yarattın diyor. Olmaz. Yani Adem'e karşı üstünlük tasladığını hissettirir diyor. Ama sen kime yutturuyorsun? Tövbe estağfurullah. Yani böyle hep kurnazlık yaptıklarını zannederler. Kendileri şeye giderler.
Onun için had de Allah'a düşmanlık değil, sınır çizme. İşte orada da şeytan Cenab-ı Hakk'a sınır çiziyor. Yani bura benim saham demiş oluyor. وَلَوْ كَانُوا اَبَاءُهُمْ İsterse onlar babaları olsun. Yani Allah'a karşı tavır koyan, yani bir sınır çizenler isterse babaları olsun. اَبْنَاءُهُمْ Öz çocuk oğulları olsun. اَوْاِخْوَانُهُمْ Kardeşleri olsun. اَوْاَشِيرَتُهُمْ Ya da aşiretleri, içinden çıktıkları topluluk olsun. Şimdi bunlara karşı sevgi beslemez de siz de tavır koyarsanız ne olur? Yani şimdi ona karşı tavır koymanıza gerek yok. Sevgi beslemeyeceksiniz. Onları sevmeyeceksiniz. Yoksa illa da onlarla dövüşecek, kavga edeceksiniz manasında değil. Tabii ki birlikte yaşayacaksınız. Birlikte sofraya oturursunuz. İş yaparsınız, şunu yaparsınız ama sevmeyeceksiniz. اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْا۪يمَانِ Allah bunların kalplerine imanı yazmıştır. Başka? وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ Kendinden bir ruhla da onları destekler. O ruh ne olur? فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا olur yani. İyi bir şey yaparsa Cenab-ı Hak onun önünü açar. Kötü bir şey yaparsa sıkıntısını verir, vazgeçer. اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا Eğer siz Cenab-ı Hakk'a karşı takva üzere vurursanız Allah mutlaka size bir furkan Furkan bak burada furkan da çok enteresan yani. اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ Yani Allah'a karşı kendinizi korursanız, yani yanlış yapmazsanız يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Sizin için bir furkan oluşturur. Kur'an gibi bir anlam oluşturur. Kur'an'ın adı da neydi? Ruhtu değil mi? O zaman ne oldu? وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ Kendinden bir ruhla da onları teyit eder, destekler. Onun için Resulullah ne demiş? اِتَّقُوا فَرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ demiş değil mi? Müminin firasetinden. فَاِنَّهُ يَنْزُرُوا بِنُورِ اللّٰهِ Evet, o firasetinden sakının. فَاِنَّهُ يَنْزُرُوا بِنُورِ اللّٰهِ Çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Yani Allah'ın kitabıdır onun için karar merciği. O görebilir meseleyi. O zaman konuları görebilmenin yolu bak burada Allah ve Resulüne sınır çizenlere karşı tavır almaktır. Kesin tavır alırsınız. Siz o tavrı aldınız mı onları sevmediğiniz zaman bitti. Tavır almak demek düşmanlık değil. Tekrar edeyim. Yani onlar bak yuhaddune değil. Yuvaddune diyor. Yani bir sevgi sevmeyecek onları. Sevmediği zaman ona göre tavır ortaya koyacaktır. O zaman da Allah-u Teala kendinden bir ruhla onu destekler. İşte ona iyi kötüden ayırabilecek bir kabiliyet nasip eder. Görebilmeyi nasip eder. Çünkü o olaylara Allah'ın kitabıyla baktığı için Cenab-ı Hak ona gösterir. Evet. Yani burada da bir ruh var ama o inen ruh değilmiş. Evet, şimdi gelelim şeye. Yarın bu akşam Kadir gecesi mi yani? Bu akşam 27. gece mi? Söyle. Ya hocanın söylediği şeyle alakalı fiha yufakı külli emrin hakim hani bizim dahlimiz olmayan şeyler mi, olan şeyler mi? Emrin hakim olması Allah yaparsa hakim olur. Allah'ın yaptığı her şey hakimdir. Kulların yaptığı her şey hakim olmayabilir. Tabii. Dolayısıyla o belki yani bizim dahlimiz olmayan şeylerin tayini olabilir mi? Biz sebep olmuş oluruz onun birçoğuna da. Ama kararı o zaman veriyor demek ki Allah-u Teala. Yani ezelden değil. Bir kere bunları çok iyi bilmek lazım. Yani. Hocam Duhan 4'te de gönderilenleri peygamber olarak mana vermişler. Yani o gece peygamberleri gönderilmiş. İnna künnâ mursilîn. İşte o mursiliğine kendi kafanıza göre mana verirseniz öyle olur.
Ama mürsilini diğer ayetlerle açıklarsanız melekler olur. O zaman tenezzülü melaike ile şey yapar. İşte bu baştan beri karşı çıkmamızın sebebi bu. Yani mealler verilirken de ayet Kur'an'ın bütünlüğüne göre hareket etmek gerekir ama bu maalesef yok. Yok. Ondan sonra da bize kalkıp diyorlar ki yahu kardeşim şimdiye kadar hiç kimse bilmedi de sen mi bildin? Peki hiç kimse bilmedi de ben bildiysem suç mu kardeşim bu yani? Ha? Suç mu? Şimdi bilgisayarı icat eden adama bunu yapsalardı, şey yapsalardı, adamın çalışmasına engel olsalardı, icat çıkar mı? Hatta evet, matbaa çıkınca hattatlar karşı çıkıyor. Sonra bakıyorlar ki artık matbaa kuruldu. Kalemlerini bir tabuta koyup cenaze namazını kılıyor. Artık bundan sonra hattatlığın bir anlamı kalmadı diye. Evet, şimdi gelelim şeye. Yani bu şeyde iyi bir açılım oldu. Yevmel Furkan, Yevmel Takal Ceman. İşte bu ekip çalışması böyle. Şimdi bizi izleyenlere söylemiş olayım. Ben burada sadece ekip sözcüsü olarak hareket ediyorum. Millet zannediyor ki bunları hep ben buldum. Ne alakası var işte bu bu arkadaş hep herkesle beraber çalışıyoruz işte. Kim aklına ne geliyorsa ortaya konuyor ve bir sonuca bir bilgi çıkıyor. Biz bunun sözcülüğünü yapıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Ama Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarına kişi olarak hiç kimse ulaşamaz. Yani fert olarak hiç kimse ulaşamaz. Bunu bir kere çok iyi bilmek lazım. Niye böyle diyoruz? Çünkü Allahü Teala Fussilet suresinde ne diyor? Kitabun fussilet ayatu Kur'anen Arabiyyen likavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça Kur'an olarak bilenler topluluğu için açıklanmıştır. Bir kere o bilenler topluluğunu oluşturacaksın ondan sonra. Yoksa olmaz ya. Onun için ondan dolayı biz burada böyle işte sizler hep beraber burada anlamaya çalışıyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Evet şimdi bugün yani Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir diye oldukça yaygın bir kanaat var biliyorsunuz. Belki de doğrudur, Allah bilir. Peki 27. gecesi ise bu gece mi acaba? Şimdi bugün ayın 26'sı diyoruz. Bir Türkiye'de yaşayanlar 26'sı diyoruz. Ama Suudi Arabistan'da yaşayanlar bugün ne diyor? 25'i. Gerçi şeyden ayın kamer halinde yani ayın 14'ü zamanı bizim hesabın doğruluğunu gösterdi ama önemli değil. Yani bu bizimki doğru yanlış o işin o ayrı bir fasıl. Bir kere burada bir ihtilaf ortaya çıkmış oluyor. Birisi 25, 26. Şimdi buraya melekler bugün, oraya da başka gün inecek değildir yani. Değişmez melekler inecek günü. Bir öyle bir şey söz konusu. O başka, işin başka tarafı. Şimdi biliyorsunuz Yasin suresinin 40. ayetinde Allah-u Teala ne diyordu? Gece mi önce gelir, gündüz mü? Gündüz önce gelir. Ne diyor orada Allah-u Teala? Leşşemsu yenbeği lehe en tudrikel kamar. Gece güneşin ayı yakalaması söz konusu olamaz. Onun için uygun böyle bir şey mümkün değil diyor. Yani güneşle ayın çarpıştığını tarih kaydetmiş mi? Bunu herkes çok rahat tamam doğru yani, tamam peki. Güzel. وَلَلَّيْلُ سَابِكُ النَّهَارِ Gecede gündüzü geçemez diyor Allah. Şimdi Kur'ansız gelenekte gece gündüzü geçiyor değil mi? Önce gece sonra gündüz var. Yani hop oturup hop kalkıyor ama istedikleri gibi isterlerse şey yapsınlar 10. kata çıksın atlasınlar yere daha güzel olur yani daha bir daha da kalkmalarına gerek kalmaz. Bu Allah'ın ayeti. Şimdiye kadar ulema yanlış söylemiş de siz mi doğru? Tabii ki biz doğru söylüyoruz. Çünkü Allah'ın ayeti bu.
Sizin o ulema dediğiniz nedir Allah aşkına? Şu birkaç senedir Türkiye'de yapılan tartışmaya bakın. Diyanet İşleri Başkanlığı bir takvim yayınlamış. Arkasında devlet olan bir kuruluş. Biz Kur'an'a göre, sünnete göre, fıtrata göre, yaptığımız gözlemlere göre bunu her şeyle ortaya koyuyoruz. Ya yaptığımız gözlemlere hocaları çağırıyoruz, gelmiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam, yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama mesela bir gözlemde bir hoca gelmişti, o da bakmıyordu ufka. İmanı bozulmasın diye. Şimdi %100 haklı olduğumuz bir konuda bizi %100 haksız çıkarmak için neler yaptıklarını hepiniz gördünüz, değil mi? Şimdi ne bir ayet okurlar ne bir hadis okurlar. Bu ayın 26'sında Diyanet TV'de yapılan bir şey oldu. Bize cevap toplantısı oldu. Nasıl bir cevapsa. Şimdi Allah'tan bir ayet okudular. Bir de hadis okudular. Allah-u Teala diyor ki Estağfirullah hatta yetebeyyene lekum ve kulu veşrebu hatta yetebeyyene lekum el haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecr. O fecrin olduğu taraftan o siyah iplik beyaz iplikten size göre net bir şekilde ayet edilinceye kadar yiyin için. Şimdi o zamana kadar yemeği içmeyi devam ettireceğiz. Yani o son anda da suyumuzu içiyorsak içeceğiz. O ağzımızdaki yemeği yiyeceğiz, değil mi? Ayet anlaşılıyor mu? Size göre diyor. Ne Diyanet takvimine göre diyor, ne de Süleymaniye Vakıf takvimine göre diyor. Peki biz sahur yemeğini yemek için şeye mi çıkıyor, gözleme mi çıkmamız lazım? Böyle bir şey var mı? Nerede yiyoruz sahur yemeğimizi? Evimizde. Peki o fecir nerede bizim için tebeyyün eder? Evde tebeyyün eder. Şimdi bunlar orada hem bu ayet okudular hem de diyorlar ki şehir kirliliği var. Şehirde ışık kirliliği var, hava kirliliği var. Şehirde gözükemez diyorlar. Daha bu ayeti niye okudun kardeşim madem kabul etmeyecektin? Zaten kabul etmiyordum hocam, yazmıştım. Bakayım hele ne demiş? Ya üstteki mi? Ha, Kur'an insanların hayatını idame etti. Evet. kim söylemiş bunu, otoriteye uyun, gürültüye uymayın? İlhan Hoca söyledi. Ondan sonra da tam bu şeyi çıkarttı. Hiç alakasız yani. O namazın kazası olmadı. Baktım tartışmaya girdiler. Orada sonra bıraktım. Otoriteye uyun, gürültüye uymayın. Gürültü biz oluyoruz. Otorite. Otorite kim? Bu bak İlhami Güler bak. Değerli hemşerim bak dinle sen bunu dinle, öyle şey değil. Önce bizim bir yöntemimizi öğren. Buradan ona bir mesaj göndermiş olayım. Hemşerim diyorum çünkü aynı kazadanız Erzurum'un. Biz gürültü mü yapıyoruz? Öyle sloganlarla olmaz. İslam'da otorite var mı? Burası şey mi? Katolik kilisesi mi? Ancak Katolik Kilisesi için söylenen bir sözdür bu. Kur'an'dan ayrı hüküm çıkarılmaz diyor ama mezhepler nasıl olmuş bahsetmiyor. Niye adımı söylemiyorsun ki bir cevap hakkı da olsun? Tabi baştan tembih edilmişler, sakın adından bahsetmeyin diye. Hep bizi anlatıyorlar ama şey yok. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar, kurtulamazsınız.
bittiniz. Bitiyorsunuz değil, bittiniz. Bundan sonra hiçbirinizin öyle ağzınızı açıp laf söyleyecek gücünüz kalmadı. Buradan ilan ediyorum. Bittiniz arkadaşlar. Tevbekar olun, Kur'an-ı Kerim'e gelin. Diyanet de bitti. Bitiyor değil, bitti. Böyle şey yok. Şimdi gelelim şeye. Allah-u Teala ne diyor? وَلَلَّيْلُ سَابِكُ النَّهَرِ Gece gündüzü geçemez diyor. Yani önce gündüz, sonra gece değil mi? Önce gündüz olur, sonra gece olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakın, hep böyledir. Şimdi Ramazan-ı Şerif bitiyor. Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan'ın son günü ne zaman? Çarşamba. Bizim Kur'ansız ulemaya göre o akşam güneş battı mı ne oluyor? Ramazan bitiyor. E niye hemen bayrama başlamıyorsunuz? Hadi başlayın. Neden bayram namazı ertesi gün güneş doğduktan sonra namaz kılmanın caiz olduğu ilk vakitte kılınıyor? Niye o zamanı bekledi Resulullah? Neden Resulullah itikaftan ancak o zaman çıkıyor? Çünkü o gece Ramazan'ın gecesidir. O gece Ramazan'ın gecesidir. Çünkü gündüz önce gelir, gece sonra gelir. Peki bunu söyleyenler neye dayanıyorlar? Diyorlar ki işte hilali görüyoruz ya, işte Ramazan ayı girdi. Kardeşim, Ramazan ayının girişinin işaretidir ama başlangıcı o anda olmaz. Sabahleyin güneşin doğmasıyla birlikte başlar Ramazan ayı. Oruca o saatte başlamayacaksın, fecirde başlayacaksın dediği için Allah-u Teala mecburen fecre çekiyorsun. Başka çaren yok. Peki, şimdi fitreler verilecek Allah nasip ederse. Şimdi bu fitrenin de bir türlü bağını kuramıyorlar. İşte farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadakatel fıtri, işte sa'an min temrin ve sa'an min şairin, öyle bir hadis var değil mi? Yani Resulullah burada esas olan şey, fıtır şeyini farz kıldı diyor. Resulullah farz kıldı. Resulullah'ın farz kılması ne demektir? Allah'ın farz kılması demektir. Çünkü ve ma alel rasuli illel belâh. Resul'e tebliğden başka bir şey düşmez. Resulullah farz kıldıysa bu aslında Allah'ın farz kılmasıdır. O zaman o mutlaka Kur'an-ı Kerim'de olan bir hükümdür. Şimdi Kur'an-ı Kerim ne diyor? وَعَلَلَّذ۪ينِ يُطِيقُونَهُ O oruca takatı gelenler ya da Ramazan, Şehr-i Ramazan اَلَّذ۪ينَ فَمَنْ شَيْتَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُمْهُ diye açıkladı orada. O şehre, o zaman يُطِيقُونَهُ اَيَّامًا مَعْدُودَةَ gönderirsen, yani savm-ı eyyami mağdudat, يُطِيقُونَهُ da o şehrin sonuna kadar, o ayın sonuna kadar yaşayan kişi olur. O zaman وَعَلَلَّذ۪ينِ يُت۪يكُونَهُ o ayda oruca takatı olan kişiler ve gerekir fidyetun ta'amu miskin, bir miskin ta'amı fidye gerekir. Oruca gücü yeten, ister fakir olsun, ister zengin olsun, ister köle olsun, ister ne olursa, hasta da olabilir, yolcu da olabilir. Çünkü hasta ve yolcunun gücü yetmiyor değil, yetiyor.
Ama tutmama ruhsatı vardır. وَالَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَ اُفِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِنْ. Bir miskin tamamı fidye gerekir. Peki yutikunehu ne zaman ortaya çıkar? Ramazan'ın bitişi ne zamandır? Ertesi gün, yani mesela bu da Perşembe güneş doğana kadardır. Peki Hanefi mezhebinde ne zaman kişiye sadakayı fıtır vacip olur? O gün fecirden itibaren derler. Peki delili ne? İmam Şafii işte şeyde son gün İftar olduğu zamandır diyor. Delilin ne? Hep delilleri şu. İşte enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farada zekat el fıtri. Delil bu. El fıtır kelimesinin manası ne? Fıtır kelimesi bidayetu şeyin anlamına geliyor yani. Yeni şeyin başlangıcı ne olmuş olur diyor, işte güneş battı, yeni ay başladı, o zaman sadakayı fıtır vacip oldu. Öyleyse peki niye sen Ramazan bayramı namazını o saatte kıldırmıyorsun insanlara? Şimdi ki Hanefi mezhebine diyor efendim diyor, işte yeni gün fecirle başlar, dolayısıyla fıtır kelimesine o manayı veriyor, o saatte diyor. Öyle değil. Fıtır yeni ayın başlangıcıysa ancak güneşin doğmasıyla beraberdir. Şeye bakarsanız mesela hacca gidenler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birisi Müzdelife'de yetişiyor. Ya Resulallah işte Arafat'a şey yapamadım ben diyor. Arafat'tan geçtim ama yani çok uğraştım ancak yeni yetiştim burada. O da ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bugün de işte bu gecede Arafat'tan birisi geçer ve burada bizimle bu namazı kılarsa, o namazı dediği yatsı da olabilir, sabah namazı da olabilir. Çünkü fethurullah indel meşeril haram var. Meşeri haramda Allah'ı zikredin yani namaz kılın. O zaman bu adamın fakat temme haccuhu fakat kada tefesehu ve temme haccuhu diyor. Tefesini tamamlamış ve hacını tamamlamış olur. Peki neden o güneş doğana kadar devam ediyor şey? Arafa günü. Diyorlar ki bu şeye Kurban Bayramı'na mahsustur. Allah'ını seversin yapma ya. O zaman Cenab-ı Hak kuralsız bir ilah mıdır haşa? Onun için arkadaşlar bakın ayette gece gündüzü geçemez dediği için önce gündüz sonra gece. Önce gündüz sonra gece dediğiniz zaman bütün taşlar yerine oturuyor. Her şeyi rahatlıkla anlatabilirsiniz. Neden bayram namazı o güneşin doğmasından sonra kılınıyor? Niye kuşluk vaktinde kılınıyor? Çünkü biliyorsunuz o arada güneşe tapanların ibadet vakitleri var. Onlara bizim benzememiz söz konusu olamaz. O vakit bittikten sonra bizim ibadet yapmamız caiz olan ilk vakitte ne yapıyoruz? Bayram namazını kılıyoruz. O zaman burada şu ortaya çıkıyor. Hanefi mezhebinde şu vardır. Fitre veren kişiler, işte bir fitre için nisap koyarlar. Nereden çıkarmışlarsa hiçbir delil yok. İşte zekat nisabına sahip olacak ama burada malın nema şartı yoktur. İşte bir insanın ihtiyaç fazlası bir takım şu malları olursa ona da fıtır gerekir derler. Hiçbir delili yoktur. Bir insan ne kadar fakir, ne kadar zayıf olursa olsun fitre verecek. Çünkü bir miskin tağımı en alta indirmiş Cenab-ı Hak. Yani çaresiz kalmış olan bir kişi bir günde nasıl doyar? Şimdi insanlar diyor ki ya kardeşim sen ne yiyorsan ondan ver. Tamam güzel ama vazife yapman farz olan o değil. Ne yiyorsan ondan ver olayı var Kur'an-ı Kerim'de o. Yemin kefaretiyle ilgili. Min evsatima tud'imun ehlikum diyor orada. Ailenizi yedirdiğinizin ortalamasından diyor. O başka. Burada ta'amu miskin diyor. Miskin ta'amı. Niye? Çünkü bunu en fakir de verecek. Onda verebileceği bir şey olması için tamamı miskin. Efendim Diyanet bunu işte bu sene kaç lira belirlemiş? 9 lira 25 kuruş. Neye göre belirledin kardeşim ya?
Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken müftülükteki şeyi hep ben belirlerdim. O fasadak şeyi hep itiraz ederlerdi. Niye? Ya kardeşim Allah bu miskin tağımı yapma Allah'ını seversin. E sen ne kadar yüksek veriyorsan ver. Senin için o ya 10 lirayla ne oluyor kardeşim dersin, onu sen söylersin. Bir de o para olmayan adamın yanına git bakayım. Oo 10 lira mı? Nereden bulacağım der adam. Evet. Onun için bak tağımı miskin diyor Allah'ın. Ha ne olacak bu? Hem alacak hem verecek. Birileri getirip ona verecek, o da başkasına verecek. Çünkü oruçta meydana gelen eksikleri tamamlamak içindir bu. Neyse bu bir ara cümlesi oldu. Şimdi vakit bitmiş. Demek sonuç olarak eğer şeyi Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın 27. gecesi sayarsak ki bu şey daha biraz daha işi netleştirmeye başladı. Yevmel tekan yevmel şey yevmel furkan yevmel tekal cemaat belki o konuda araştırmalar derinleştirilirse daha başka şeyler çıkabilir. Ama bu gece olmaz. Bu gece 26. günün gecesidir. O yarın gecedir. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Başa dönelim. Kur'an-ı Kerim'i kendimize göre açıkladığımız zaman meydana gelen yanlışlığı görüyor musunuz? Kendimize göre, kendine göre açıklayanlara bu açıklayanlar bu geceye Kadir Gecesi diyor değil mi? Ve insanlar Kadir Gecesi'ni ihya edeceğim diye bir sürü hazırlıklar yapıyorlar. Sabahtan beri mesajlar peş peşe geliyor. E şimdi kardeşim ama Kur'an-ı Kerim'e göre açıkladığın zaman bu gece Kadir Gecesi olmuyor. E ne oldu şimdi? Hocam kısa bir açıklama yapabilir miyim? Buyurun. Siz demiştiniz ama mantık öde. Gün güneşin batmasıyla başlıyor. Şeye geleneğe göre öyle. Kur'an-ı Kerim'e göre doğmasıyla başlıyor. Ha, pardon. Doğmasıyla başlıyor. Batmasıyla bitiyor. Yok. Böyle tekrar doğunca bitiyor. Tekrar doğunca doğmasından bitiyor. Doğmasına kadar. Doğmasından doğmasına. Şimdi bugün 26'sı 26'sı başlamış, 26'sı bitecek. O halde 27. gece nasıl oluyor? Yarın akşam olacak. Yarın akşam oluyor. Tabii. Yani bu kadar açıkken açık ve net. Bu kadar açık bir hata. Ama Kur'an'la açıklarsanız böyle oluyor. Gelenekle açıklarsanız bu gece oluyor. Çünkü gün güneşin batmasıyla başlayıp bitiyor onlara göre. Teşekkür ederim. Onlara göre Kur'an'dakinin tam tersi. Allah velelleylü sabikun neher diyor. Gece gündüz geçemez. Onlar velen neheru sabikun elleyle diyorlar. Onlar da gündüz geceyi geçemez demiş oluyor. Tam Kur'an'ın tersi. Öyle değil yani. Ha, yani siz bakmayın öyle değil. Biz ne diyorsak o. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ha, buyurun. Kur'an bilenler topluluğu Kur'an'ı açıklasın ne halini verdiniz ya. Peki bu Diyanet'teki insanlar nasıl bir topluluk? Onlar böyle bir ekip çalışması yapmıyorlar. Yani onlar da böyle bir ekip çalışması yapacak olsalar tabii ki yani orada iyi yetişmiş arkadaşlarımız var. Haklarını yememek lazım. Yani kendilerini iyi yetiştirmişler de yöntem meselesi. Bir yöntem olacak, bir de dik duruşlu olmak lazım. Evet. Şey arkaya ver. Bu Kadir Gecesi'ni şeyle eşleştirdik. Ruh kelimesiyle eşleştirdik de aklıma şey geldi. Kitap ve Hikmet dergisinin ikinci sayısında bu Eles Bezmi ile ilgili yazılmış olan yazıda ruhun işte bebeğe zürriyetin alındığı zamanda işte verilmesi ve orada bir ahitleşme söz konusu. Yani ahitleşme ruh, orada olmuyor. İlk emir. Ahitleşme yaşaş buluğ sırasında oluyor evet. Yani o şeyde de o şekilde aktarılmıştı da ilk ruhla bağlantılı hani çocuğa ruh aktarılmasıyla bağlantılı olarak bu ruh kelimesi. Yok o çocuğa aktarılan yani. Ruhun bununla bir ilgisi yok. O sadece yani bir bilgi sisteminin yerleştirilmesi manasında oluyor. Çünkü nüzul meselesi değil, üflenme deniyor orada, indirilme denmiyor. Bir de Kadir suresinin ikinci ayetindeki idrak kelimesiyle Kadir kelimesinin bir bağlantısı var mı? Yani biraz şey gibi. İdrak mi? Ha ve ma idrake ma leyletul kadir. Kur'an'ı idrak etme günü gibi anlama. Yok, Kur'an'la Kadir gecesi diyor, Kur'an demiyor orada.
Yani Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sana ne bildirdi? Peki. Yani ne sana bu? Yani nereden bileceksin? Bilemezsin demek istiyor Cenab-ı Hak orada. Onun için ancak ben anlatırım demiş oluyor. Evet, sorular. Evet, Kadir Köken Bey yazmış. Demiş ki şu an Avustralya Melbourne'de saat akşam 19.45 ve 24 kişi takip ediyoruz dersi. Maşallah. Kadir Gecesi'ne mahsus özel ihya etme usulü var mı? Gelenekte sabaha kadar nafile ve kaza namazları kılmamız ve çokça Arapça metniyle Kur'an okumamız söylenirdi demiş. Evet, kabir ziyaretleri yapılıyor. Bir de diyor ki efendim, bunlara şirk demeyin. Hayrettin Karaman Hoca şey yapmış. Tabii yazdığı için cevap vermemiz lazım. Kabir ziyaretleri, bu adamlar düşünüyor ki bizim Allah'a karşı yüzümüz yok. Bu zatların Allah'ın yanında değeri vardır. Bunların aracılığıyla dua edersek duamız kabul olur. Zaten şirk budur, başka şirk yok ki. Artık bulurlar bir yerden. Şimdi şeyden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin bir soru sorduğu rivayet ediliyor. Kadir gecesine yetiştiğimi anlarsam ne yapayım diyor. O da diyor ki şimdi saatlerinize bakın, kaç saniye sürecek. Sen bak oradan. Allahümme inneke afuvun kerim tuhibbul affe fa'fu anni. 10 saniye. İşte 10 saniyelik duayı tavsiye ediyor. Kadir. Rehberimiz de çıkmış hocam. İstanbul Türbeler Haritası. Gördün mü? Bak ne gelişmeler var ya. Allah! Biraz sonra da o insanlardan şeyler, alıntılar da olur. Nasıl medet istenir falan. Türbeler, çeşmeler, taşınır taşınmaz kültür varlıkları koruma ve yaşatma derneği. Yani her adımda biraz daha şirki içselleştiriyorlar. Belediyemiz sitesinde de vardı hocam. En çok ziyaret edilen türbeler diye yayınlıyorlardı. Evet. Çok kötü bir şey gerçekten. Ölen ölmüş, Allah rahmet eylesin. Kabir ziyareti ibret almak için yapılır. Başka hiçbir şey, bir şeyden dolayı yapılmaz. Ölenler bizden bir şey bekliyor. Bizimki de gidip onlardan bekliyor. Şimdi şöyle şeye gidecekler. Farz edin ki Ebu Eyyub el Ensari bu insanları duyuyor. Öyle düşünün. Yani. Şimdi bunlar gidip hangi dille konuşacaklar? Türkçe biliyor muydu Ebu Eyyub? Ya bir sonra öğrenmiştir değil mi? Şimdi orada o her gün kuyruğa giriyor. Ya kardeşim, çok büyük bir, yani şey bile, devlet bile o kadar talebi karşılayacak bir organizasyon yapamaz. Kaç tane sekretere ihtiyacı var yani bu iş? Hakikaten bu insanlar akıllarını hiç çalıştırmıyorlar. Şimdi esas Avustralya'dan gelen sorunun cevabını verelim. Kur'an-ı Kerim'i senenin her günü okursunuz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kadir Gecesi ile ilgili işte bir tek tavsiyesi Ayşe validemize yaptı. O başka, ben bilmiyorum, sizin bildiğiniz var mı? Başka yok. Yani bu çılgınlıkların bir anlamı yok. Kadir Gecesi'nin ihya diye bir kavram yok bizde. Ama sonradan ortaya çıktı. Sanki başka geceler öldü, o geceyi ihya ediyorsun. Ya kardeşim, her gece öyle. Ama Kadir Gecesi'nin önemi işte Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeylerden kaynaklanıyor. O zaman Kadir Gecesi'nin önemini kavramak istiyorsan Kur'an-ı Kerim anlayarak okursun. Senen her gün okursun ama sadece bir gecede değil. Evet. Hatim konusunda tartışmaları bitirecek kesin bir bilgi var mı? Yani hatim uygulaması İslam'da var mı? Hatim dağıtmalar, cüz dağıtmalar, bir sureyi işte birkaç kez okumalar, hatim bitince edilen dualar, sevapların ruhlara hediye edilmesi vesaire. Ya şimdi Kur'an-ı Kerim'i tabii ki okumak, anlamak var. Ama şu kadar zamanda bunu bitireceksin dediğiniz an Kur'an'ı kesinlikle anlayamazsınız. Çünkü o zaman sizi ilgilendiren kaç tane ayet okudum olur. Bugün şu kadar ayet okudum, bugün şu kadar, şu kadar, şu kadar cüzüm kaldı.
hangi ayeti anladım diye hiç aklınızın köşesinden bile geçmez. Dolayısıyla böyle bir şey olamaz. Allah-u Teala'nın kitabının adı zikirdir. Yani kafaya yerleştirilecek, kullanıma hazır hale getirilecek bir bilgidir. Ama siz anlamadan okuduğunuz zaman zikir olmaktan çıkar o. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hatmi diye bir kavram yok. Şimdi Kur'an'ı anlamak için okuma ortadan kalkınca bir de hafızlar biliyorsunuz, hafızlık çok güzel bir şey. Yani hafız olmayı asla küçümsemiyorum. Son derece güzel de anlamını bilmediğin zaman da şey olmuyor, yani hedefine ulaşmış bir çalışma olmuyor, yarım kalmış bir çalışma oluyor. Anlamını içselleştirmek lazım, zihine iyice yerleştirmiş olmak lazım. Esas olan Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve kavramaktır. Yok efendim işte sana şunu verdim, bana sana bunu, sana şunu. Şimdi ben birkaç kere şeyde bulunmuştum, o cenaze merasimlerinde herkese birer tane cüz dağıtıyor. Bir de işte ekip başı var, böyle yapıyor. Ne yapıyor bunlar kardeşim? Şey mi yapıyorlar? Ondan sonra şimdi bir arkadaşın şeyi aklıma geliyor, diyor ki bir cenazeye gittik, ev şahane diyor. Bizim ekip başı bir dua etti diyor. Şimdi adamı cennetin ortasına koydu. Yanımda da birisi diyor ki Allah Allah, bizim bu rahmet hakikaten böyle miydi diyor. Ben hiç tanımamışım demek ki diyor. Şimdi adamın dinle ilgisi yok. Ev güzel. Bizimkisi cennetin ortasına koyuyor çünkü ev güzel ya. Şimdi diyor adam, zarfları verdiler, çıktık diyor. Eski şeyde otobüs durağına geldi. Kesinlikle öyle fazla ışık yoktu. Otobüs durağındaki o ışıkla zarfları açtık. Baktık ki o istediğimiz para yok. O zaman da cehenneme soktu diyor adamı. Bunlar çok kötü şeyler gerçek. Evet. Bir insan bir Kur'an-ı Kerim'i normal olarak kaç saatte hatmeder? Kur'an-ı Kerim kaç saatte hatmeder diye bir olay yok. Hayır. Kur'an-ı Kerim anlamak için okuyacaksın. Anlayarak. Yok, hatim için yok. Onu anlayarak sınırı olmaz. Yani bazen bir kelimeye biz bir şaya kelimesini 6 sene uğraştık, hala bitiremedik. Hani şunun için sordum ben. Öyle kolay mı yani? İşte eskiden her akşam bir hatim edermiş, iki hatim edermiş. Yani onu söylerler, o sadece şeydir. Canım sen de ki 10 tane ederim, ne olacak? Şey değil yani, sıfır koyma, 100 tane ederim de ne farkı? Nasıl olsa yalan. Dilin kemiği yok. Evet, bu Mekke'de bu bir volkanik taşlarla alakalı bir şey söylediniz ya. Bir video linki göndermişler. Diyorlar ki burada Mikail Bayram Hoca aldığı taşlardan bahsediyor ve yanlış yerden aldığını söylüyor diyor. Abdülaziz Hoca da ben gönderdim dedi diyor. Hani yanlışlıkla mı söyledi? Burada bir şey Mikail var. Hoca da almış da benim aldığım başka, o başka. Mikail Hoca'yla bizim aramızda çok şey bir, ama tabii Allah razı olsun, Mikail Hoca o ışığı yakmasaydı biz arkasından gitmezdik. Yani Mikail Hoca bir noktaya kadar getirdi, biz onun biraz daha ilerisini, burada zaten bir sohbet yapmıştı biliyorsunuz. Şimdi bizim getirdiğimiz taşlar ile onun taşları farklı, yani hiç alakası yok. O da gerçi inceletmek için verdiğini söyledi ama bizim İstanbul Üniversitesi'nin jeoloji bölümüne gittik, oradaki arkadaşlar incelediler. Sonra dedik ki üniversite olarak gidelim, orada inceleme yapalım, izin isteyelim. O sıra ben şey yapmadım, yani dediğim gibi bu namaz vakitleri konusundaki çalışmalarımızdan dolayı. Yoksa burada Mikail Hoca'nın çalışmasının tabii ki bize ufuk açması bakımından çok istifadeli bir çalışma olarak şey yapıyoruz. Ama orada burada bizim anlattığımız gibi anlatmıyor Mikail Hoca. Mikail Hoca gene o taşları kuşların ayağına veriyor ve attırıyor. Evet. Ha, esas kazı meselesini ben az önce atladım. O şey kabuk var ya. Ki asfin mekul diyor ya Allahü Teala. Yani içi boş ceviz kabuğu düşünün. İçi boş Antep fıstığı kabuğu düşünün. O hale getirdik diyor. Bu ne demek? Şimdi siz orada bir kazı yaparsanız o donmuş cesetleri tıpkı İtalya'daki
Pompei'de olduğu gibi orada mutlaka bulacaksınız. İşte bak Allah-u Teala öyle bir şey elem tara görmedim mi? Bugün hacılar götürüp o dağı gösterseler herkes görecek işte. Evet. Öyle vakit de geçti ama. Olsun, vakit geçmesi önemli değil. Nasıl olsa iftar olmadı. Bu camide 3 gün itikafta kalınabilir mi? Bu sürede yemek içmek için cami dışına çıkılabilir mi? Yani yemek içmek için eğer cami içerisinde yiyecek içecek yoksa çıkılabilir tabii de. Ama caminin içinde yemek esastır. 3 günde kalınır, 3 saatte kalınır, 1 günde kalınır. Şart değil yani, ne kadar kalırsan kal. Onun için şeylerde, camilerin girişlerinde bir şey vardır. Nevvetül itikafe diye bir ifade koyarlar. Girerken itikafe niyet edin, çıkana kadar hiç olmazsa bir sevap olsun derler. Ama bu işin temeli nedir onu ben bilmiyorum, siz biliyor musunuz? Neye dayanıyor? Ben bilmiyorum yani. Mezhep işim. Evet. Mezhep işim, ha tamam. Fitre verme zamanı bayram namazına kadar da bayram namazından hemen önce mi? Yoksa örneğin bugünden bayram namazına kadar da olabilir mi? Şimdi onların hepsi mezheplerin görüşleri. Şimdi önce verileceğine dair rivayetler var ama şu anda aklıma gelmedi hadislerde. Önce de olabilir. Yani esas işte bayram günü vermek tabii daha uygundur ama ayet-i kerimeden o çıkmıyor. Resulullah'ın hadisinden de o çıkmıyor. Yani sonraya kaldığı zaman da yine fitre verilmiş olur. Fakat وَعَلَلَّذ۪ينُ اُتِيكُونَهُ فِدْيَةٌ dendiği zaman o zaman ilk günde verilmesi ayetten ilk anlaşılandır yani. Evet. Yani bayram günü mutlaka vermek gerekir. Hocam, sonraya bırakılırsa yine verilir ama o zamanki faziletini şey yapmaz. Evet. Eşim ve çocuklarım Almanya'da, onların vekaletini almadan fitrelerini verebilir miyim demiş. Şimdi bu örfen eşler birbirinin fitrelerini veriyor. Çocukların fitreleri de veriliyor. Bizim bu örfümüzde yani örfi bir vekalet var. Yani insanlar bu vekaleti var kabul ediyorlar. Olabilir. Evet. Bu TV programıyla alakalı son durum ne diyorlar? 17 Ağustos mu? 6 Ağustos mu? TVNet'te olacak olan program. TVNet'teki program 6 Ağustos'ta saat 10'da gece. Salı günü. Hocam, insanların Kadir Gecesi'ni ihya etmeleri Peygamberimizin Ramazan'ın son günlerinde itikafa girmesine esaslandırıyorlar. Resulullah'ın son 10 günde itikafa girmiş olmasıyla Kadir Gecesi'nin bir alakası yok. Kadir Gecesi'ne ait bir özel bir şeyi tavsiyesi yok Resulullah'ın. Öyle de bir güne indirmişler. Şu ha, onu, bir ha, 10 günü bir güne indirmişler diyorsun. Evet. Ruhla ilgili soru var. Hani şey denmiş. Canlılık, bedenin canlı ve hareketli olmasıdır. Yani candır diyen hocalar varmış. Olur mu diyor ruh böyle? Şimdi tabii bunu söylüyorlar. Ruh canlılık değil. Canlılık hayvanda da var. Yani şimdi şurada bir bilgisayar var. Bilgisayarın mekaniği insanın eti kemiği gibidir. Elektriği can gibidir. İçerisindeki o bilgi sistemi de ruh gibidir. İnsanı hayvandan ayıran o ruhtur. Şekli şemaili değil. Ondan dolayı şeyde Nisa suresinin Müminun suresinin 14. ayetinde Allah-u Teala işte nutfe, alaka, mudga çeşitli safhalardan geçmesinden sonra vücudun tüm yapısının oluşmasına kadar insanla hayvan arasında herhangi bir fark ortaya koymuyor. Ondan sonra diyor ki ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرْ. Onu yeni bir mahluk halinde inşa ettik, oluşturduk. Şimdi yeni bir mahluk dediğimiz zaman, yaratık dediğimiz zaman biraz örfü şeyde, argoda biraz yanlış anlaşılıyor mu? Hangi kelimeyi kullanacağım ki? Yeni bir yapıya kavuşturduk dememiz belki daha uygun olur Türkçe açısından. İşte o zamana kadar, yani ilk andan itibaren canlı değil mi çocuk anasının? Yani cenin canlı değil mi? En son işte bütün organlar tamamlandığı zaman da canlı. Onu halka ahir yapan, bütün vücut tamamlandıktan sonra ona üflenen ruhtur. O ruhun üflenmesiyle birlikte insanda oluşan farklılığı da Cenab-ı Hak Secde suresinin 9. ayeti miydi? Ona diyor
Fecale ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. O ruhun üflenmesiyle insanda oluşan, yani o ana kadar ceninde kulak var, işitebiliyor. Ama sem oluyor, dinleme haline geliyor. Sem dinleme, işitme değil. وَجَعَلْ لَكُمْ سَمْعَ. Yani ana rahmindeyken o çocuk, o kıvama geldikten sonra artık annesini dinlemeye başlar, dışarıya tepki vermeye başlar. Dinleme. Basiret oluşuyor. Yani olabilecek tehlikeleri önceden hissedebilme şeyler. Ya da bir şeyin arka planını görebilme kabiliyeti oluşuyor. Ondan sonra fuat oluşuyor. Kalp oluşuyor. Yani evet, kan pompalayan kalp zaten vardı. Ama ruhla birlikte oluşan bir kalp var. Yani insanlar hayvanlar gibi değil. Hayvanlar tek çizgide düşünürler. Yani tek şahsiyetli varlıklardır. İnsanlar çift şahsiyetli varlıklardır. Bunun manası ne? İnsanlar yalan söyler yani. Yalan söyleyebilirler. Kendi menfaatleri için. Yani bile bile yanlış işler yapabilirler. Ondan dolayı imtihan edilirler. Onun için dünyayı ahirete tercih arasında bırakılırlar. Mesela Firavun Kur'an-ı Kerim'de ve hanedanı Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunda hiçbir şekilde şüphe etmiyorlardı. İşte o ikinci şahsiyet onu inkar ettirdi. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَةَ اَنْفُسُ ظُلْمًا وَعُلُوَّ. Şimdi orada bile bile inkara yöneldiler. Ama İçleri kesin olarak şeydeydi, bir yakin, yani kesin bir anlayış, kesin kanaati vardı ki bunlar doğru. Peki niye inkara yöneldi? Zulmen ve uluvva. Zalimlik yapmak için. Niye? Yanlış işlerine devam etmek için. Yanlış olduğunu da biliyor. Ve üstünlüğü kaptırmamak için. Şimdi ben Musa'ya inanırsam, o zaman benim firavunluğumun ne anlamı kalır? Diyecek yani. Saltanat elden gidecek. Şimdi insanlar da işte dünyayı ahirete tercih meselesi oluyor. İşte çift kişilikli. Şimdi onun için bakarsınız, insanlar sizin %100 doğru olduğunuzu bilir ama kabul etmezler. Ama hayvanlarda böyle bir şey yok. Onlar tek kişiliklidir. İşte onun için insanoğlu imtihan edilir. Onun için iman kalple tasdiktir. İman akılla tasdik olsaydı yeryüzünde bir tane kafir olmazdı. Çünkü işte şeyde akıllı olsaydı Firavun kafir olur muydu? Hiç mümkün değil. İşte o insana iki kişi. Ya siz kendinize görmüyor musunuz? Bazen içinize bir sürü karar vermek için sıkıntı çekiyorsunuz. Doğruları mı, menfaati mi? Onun için otoriteye uy kardeşim. İtaat et, rahat et diyor. Niye? Kendi kişiliğini yok sayıyor orada. O zaman da Cenab-ı Hak ona ceza veriyor. Evet. Peki, devam et. Fitre kurumlara veya vakıflara verilebilir mi? Şimdi taam-ı miskin diyor Allah-u Teala. Bir miskini doyurmak, o zaman bir fakire vermek lazım. Ama o dediğiniz kurumlar o fakirleri doyuruyorlarsa olur. Yani onlara veriyorlarsa olur. Ama o vermiyorlarsa olmaz. Yani ben bunu tavsiye etmiyorum. Herkes bildiği fakirlere versin. Yoksa arada kaybolur gider. Evet, Kadir Gecesi'nin seneyi devriyesi olur mu demiş. Ayetlerde kullanılan şimdiki zaman bu gecenin önemli olduğunu mu gösterir? Bu gecenin her yıl tekrarlandığı ayet anlaşılıyor. Yani Leyletül Kadir, yoksa tek bir gece değil. O okuduğumuz ayetlerin hepsi onu gösteriyor. Evet. Fazla var da. Ya olsun. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Nasıl olsa öğlen yemeği yiyecek değilsiniz. Şöyle itirazda bulunuyorlar. Çok ibadet etmek zararlı mı? Bazıları da bu tür geceler insanların bir araya geldikleri ve İslami bir havayı teneffüs ettikleri zamanlar olduğu için mümkün olduğu kadar yoğun kutlamak gerekir diyorlar. Bazıları öyle diyebilir. Belki dışarıda bir şeyler satıyorlarsa daha da çok önemli kazanır.
Şimdi bu Allah'ın dini, Allah'a din öğretmeye hiçbirimiz kalkışamayız. اَفَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينُكُمْ diyor değil mi? اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينُكُمْ Allah'a sen dininizi mi öğretiyorsunuz diyor. Şimdi Allah'ın Resulü bir şey yapmamışsa biz onu asla yapamayız. Bu faydalı olur falan filan. Faydalı olsaydı o yapardı. Öyle dinde herhangi bir ilave ya da noksan çıkarma yaptığın zaman olmaz. O zaman bazı kimseler ölüyor, evi çöplük oluyor. Kamyon kamyon çöp çıkarıyorlar. Niye öyle çöplük oluyor? Diyor ki kalsın sonra lazım olur. Kalsın lazım olur. Kalsın lazım olur. Ondan sonra diyor çöplük. Niye kalsın lazım olur diye yani buna bir ihtiyacı olana versen ya. Lazım olan da bir yerden bulur. Şimdi o şekilde bu din bu hale geldi maalesef. Evet. O Kur'an'ı bilenler topluluğu ya yani Kur'an açıklamalarına ulaşır dediniz. Bunlar kimlerdir? Kur'an-ı Kerim'i Araplar mı mutlak anlamda tam bilebilir? Bu sözü nasıl anladın? Kur'an'ın Arabiyen yani. Arapça bilenler. Bak Kur'an'ın Arabiyen dediğine göre Arapça bir Kur'an olarak indirilmiştir. Demek ki bir kere Kur'an'ı bilmesi lazım. Bu o ekibin içinde olanlar ve Arapçayı bilmesi lazım. Ondan sonra da hangi konu üzerinde çalışıyorsanız o konunun uzmanlarının olması lazım. O konunun uzmanları olmazsa siz meseleyi anlayamazsınız. Yani mesela biz burada 10 yıl boyunca her pazar ekonomiyle alakalı çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımız geldiler. Arapça bilmiyorlar. Bir ayet okuyorum. Diyorlar hoca bu ayetin meali hiç doğru gözükmüyor. Niye? Çünkü adamın uzmanlık alanı bir araştırıyorum hakikaten yanlış meal verilmiş. Adam haklı çıkıyor. Ama şimdi tek başına da o da olması mümkün değil. O zaman Arapça bilenler, Kur'an'ı bilenler ve konunun uzmanları bir arada olacak. Böyle 3-5 günde 2 dakikada değil bazen yıllarca çalışılacak. Ondan sonra bir sonuca varılacak. Evet. Bu Diyanet'in eski ve yeni meallerinde hatta yetebeyyene leküm'deki hani sizin için, size göre ifadesinin yeni mealde olmamasını hani Kur'an'ın içini boşaltmak olarak algılayabilir miyiz diyor. Vallahi onu, o büyük bir yanlışlık yani size göre kelimesinin oradan silinmiş olması leküm kelimesinin çok büyük bir yanlışlık. Bir dahaki meallerde koymalarını bekleriz. Evet. Bu bayram hangi gün olacak diyor yani hesap ve rü'yet ışığında. İşte bizde Adnan Ökten Bey'in yaptığı çalışma bayramın önümüzdeki perşembe 8'i mi oluyordu? İşte aynı 8'inde olacak. Bizim sistemimize yayınladık zaten onun ölçülerini. Daha önce de bu konuda konuşmuştuk. Bu ölçüye göredir diye. Zaten yazılarımız da var. Arzu eden onlara bakabilir. Bayram namazı vaktinde bir problem var mı? Yok. Bayram namazı vakti onda yanlışlık yok. Daha erken olabilir. Ama yani yanlış bir vakitte kılınmıyor. Günü gündüzden başladığını hani ayetlerden, İsra 78'den biliyoruz. İlk namaz öğlen namazından başlıyor. Demek ki gün sabah namazından sonra güneşin doğumuyla başlıyor. Şimdi Kadir Gecesi olarak da geceden sayanlar bugüne olarak saydıklarından dolayı biz mesela Kurban Bayramı'nda da o zaman kurbanlarımızı keseceğimiz zaman sabah güneş doğduktan sonra kesiyoruz ki evvelinde kestiğimiz zaten kabul olmuyor. Güneş doğmadan önce kesilemez kurban. Onu demek kabul olmuyor. Kabul o zaman sen gün doğumuyla başladığını buradan da çıkartabilir miyiz? Tabii yani? Tabii yani bütün sistem bozuluyor aksi takdirde. Tabii. Evet. İmsak tartışmalarıyla Diyanet'in büyük yalanını bozdunuz diyebilir miyiz de bir soru var burada. Ya böyle bu kelimeleri kullanmamız doğru değil bizim ama çok ciddi bir yanlış var. Bu yanlış uygulama bana göre artık bundan sonra tekrarlanamaz. Tekrarlanırsa bu insanlar bunu kabul etmezler. Bak bu akşam Konya'da bir grup Konyalı rasat için çıkıyor. Her gün bir yerden bir gözlem şeyi geliyor. Bu sabah da geldi bir gözlem videosu. Artık bu halka mal oldu. Yani eğer Diyanet hala aynı takvimde devam ederse yalnız kalır, kendisi bilir. Yani artık bu halka mal oldu. Bir daha buradan dönüş olacağını düşünmüyorum. Evet.
İnternette Kur'an'da sürekli çelişki ve tutarsızlıklar olduğunu iddia eden birçok site var. Ateist siteler, agnostik siteler falan. Bunlara karşı nasıl bir çalışma yapılması lazım diye bir soru var. Vallahi onlara karşı zaten çalışanlar onları soru olarak bize soruyor, cevaplarını da alıyorlar. Yani iyi ki varlar, yoksa bu millet uyuyacak. Yani biraz uyarıcılara da ihtiyaç var yani. O insanlar bu okuyorlar Kur'an-ı Kerim'i, hatalar, kendilerine göre hatalar bulup soruyorlar, tamam. Doğruları anlattığın zaman da o zaman bazıları da mümin olma ihtimali olur. Yani size daha önce anlatmıştım şeyde, Hollanda'da onların tanınmış kişilerinden Wolfman adında bir ateistlerin başı vardı. Orada görüşmüştük. Adam ısrarla tekrar görüşmek istiyormuş. İnşallah ben de Türkiye'ye gelmesini, yani Türkiye'ye davet ettim. İnşallah gelirse görüşürüz. Yani insanların bu tür sorularının hepsinin ciddiye alınması lazım. Belki o kişi gerçekten samimiyette soruyordur. Biz samimiyette sorduğunu düşünmek zorundayız. Bu adamlar kötü niyetli, şu bu falan, o bizi ilgilendirmez. O, çünkü niyet insanın içinde olandır. Biz bize sorulan soruları ciddiyette ele alıp cevaplandırmak zorundayız. Tamam mı? Peki. Haftaya cumartesi günü burada bayramlaşmamız var saat 11'de. Eğer teşrif ederseniz memnun oluruz. Milliyet Gazetesi'nde her gün çıkan yazılarınızı okuyoruz. Çok mükemmel çıkıyor. Çok faydalı bilgiler. Son bir sayısında sadece namazı içeren bir yazı kalem alabilir misiniz? Teşekkür ederim. İyi. Biz de ne yazarım diye düşünüyoruz her gün. Daha var yani. İyi. Allah razı olsun. Gayret ederiz. Namaz tabii, namazla ilgili bir takım şeyler yazarız. Tamam. Peki. Allah razı olsun hepinizden. Evet, şimdiden hayırlı bayramlar dileyelim.